Anneciğim, babama ne olmuş böyle ya? Gözlüğüne baksana, tıpkı Heobian gibi olmuş. Kesin bir şeyler olacak yine. Hadi koş oğlum, koş. Fakir dostum, baksana bu Kerem komiser değil mi? Ne olmuş bu adama böyle? Ne kadar da büyük gözüküyor. Aman Allah'ım, bu da ne böyle? Kerem komisere benziyor ama Kerem komiser nasıl bu kadar büyük olmuş ki? Aslı komiserim, bu da ne böyle? Kerem komiserime ne olmuş? Baksanıza şehre ne kadar da kötü bakıyor. Bize doğru bakıyor arkadaşlar. Sessiz olun. Eyvah! Kesin yine başımıza büyük olaylar gelecek. Kesin. Bunun önüne geçmeliyiz. Nasıl da korkuyla bakıyorlar ama. Bu sistemi geliştirmem çok güzel oldu. Artık önümde kimse duramaz. Nasıl olsa Kerem komiseri vurup öldüremezler de bu sayede tüm şehri ele geçirebilirim. Anneciğim, ne yapacağız şimdi? Baksana baba, çok korkunç gözüküyor. Ya bize bir şey yaparsa, biz de ona saldırmamız gerekir mi acaba? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Ama bunun mantıklı bir açıklaması olmalı mutlaka. Arkadaşlar, siz gördünüz mü neler oldu? Neler olduğunu bilen hemen yorum yazsın. Kerem komisere zarar vermek istemiyoruz. Ama başka şansımız olmayabilir. Aslı komiserim bakın, Kerem komiserim duvardan geçti, içeri doğru geliyor. Hiç dost gibi görünmüyor, kaçın çabuk, kaçın. Kerem aşkım, sana zarar vermek istemiyorum. Dur lütfen. Beni bunu zorlama sakın. Anneciğim kaçalım, ben kaçalım. Babam duyacak gibi gözükmüyor. Kaçalım anneciğim, kaçalım. Babama sakın ateş etme. Ne yapacağımı bilmiyorum oğlum. Hadi kaçalım. Hey hey hey. Çocuklar ne oluyor burada? Nereye kaçıyorsunuz böyle? Kaç bilge büyücü, kaç. Baksana Kerem komiser değişime uğramış ve üstümüze doğru geliyor. Hemen kaçalım buradan. Şehirden nereye kaçacağız ki aslı komiserim? Durun ben onu bir uykuya daldırayım. Ağaçların uykuya daldığı gibi, çimenlerin hayal kurduğu gibi, bulutların sessizliği gibi, güneşin batışı gibi, gecenin çöküşü gibi karanlık bir uykuya dal hemen. Yaşa bilge büyücü. Hadi arkadaşlar, gidelim bakalım neler oluyor, yakından görelim. Ne olmuş olabilir aslı komiserim? Baksanıza ne kadar da büyük olmuş. Bizi ezip geçebilirdi. Acaba arı falan mı soktu da her yeri şişti bunun böyle ya? Yoksa nasıl bu kadar büyük olabilecek ki? Abi sen bilerek mi böyle konuşuyorsun, anlamıyorum ya. Arı sokmasıyla insan hiç büyür mü? Kesin bunda kötü bir şey var, kesin. Durun arkadaşlar, durun. Sessiz olun. Bilge büyücü, sence ne olmuş olabilir? Sihirli küreden görebilir miyiz? Onu uyuttuğumuz için küre onun beyninin içini gösteremez ve geçmişine gidemeyiz. Kerem komiserimin beynine gidip neler olup bittiğini görmemiz lazım. Babamın kafasının içine mi gireceğiz bilge büyücü? Bu nasıl olabilir ki? Evet arkadaşlar, kulaklarından içeri gireceğiz ve beynine ulaşacağız. Bu sayede beyninde hasarlı bir bölge var mı kontrol edeceğiz ve ona göre bir şeyler düşüneceğiz. Hadi o zaman hemen işe koyulalım. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Vay be, bu benim babamın beyni mi? Ne kadar da büyükmüş. Ben hep diyordum ama benim babam çok zekiydi. Baksanıza, beyni de ne kadar büyükmüş. Bir şey görebiliyor musun bilge büyücü? Normal olmayan bir şey var mı? İnceliyorum aslı komiserim. Görünürde bir şey yok. Ama durun, bakın. Şurada siyah bir şey var. Bu da ne böyle acaba? Ne o komiserim, ne gördünüz? İşte bakın, burada kara bir bölge var. Bu bölge sihirli güçlerle buraya yerleştirilmiş. Kerem komiseri bu şekle sokan güç buradan geliyor. Peki bilge büyücü, bunu nasıl yok edebiliriz? Kurtarabilir miyiz Kerem'i? Bunu çözse beyaz iksiri çözer. Hemen beyaz iksiri üreteyim de Kerem komiseri kurtarayım. Şimdi bu iksiri Kerem komiserin beynine döktük mü tamamdır. Ama önemli bir durum var arkadaşlar. Ben bu iksiri dökeceğim ve hemen koşarak kaçacağız. 10 saniye içerisinde bu karanlık bölge yok olacak. Ve Kerem komiserine tekrardan küçülecek. Eğer biz de içeride kalırsak bizler de küçülebiliriz. Tamam bilge büyücü, biz hazırız. Dökelim iksiri. Koşun çabuk. Ne oluyor arkadaşlar? Neden hepiniz yerdesiniz? Ben neden burada oturuyorum? Kerem aşkım kurtuldun demek ki. Yaşasın. Aşkım kurtuldu. Zamandır atış talimi yapmıyordum. Bayağı bir paslanmışım. Bugün iyi oldu buraya geldim. Aslı çık oradan, Kerem çık. Kerem aşkım,
Az kalsın beni vuracaktın ya. Biraz dikkat etsene. Çok dikkatsizsin. Neredeyse bana ve karnımdaki çocuğa zarar verecektin. Aslı çok özür dilerim aşkım ya. Ama sen de neden oradan geçiyorsun ki? Orası hedef tahtaların arkası. Ne bileyim Kerem ya. Burada uzun zamandır çalışan yoktu. Ben de buradan geçeyim dedim kestirmeden. Sana denk geldim. Dikkat et aşkım ama. Sen bir polis memurusun. Bu şekilde davranamazsın. Ah, bana bir şeyler oluyor. Ah. Aslı aşkım iyi misin? Ne oldu, neyin var? Kerem aşkım sanırım ben doğuruyorum ya. Ne? Doğuruyor musun? Şimdi mi? Hemen burada mı? Poligonların arasında doğuracak mısın yani? Bunun yeri ve zamanı mı var Kerem ya? Daha demin korktuğum için sanırım bir anda sancım tuttu. Çocuğu düşürecektim korkudan sanırım. Şimdi de ağrılarım başladı. Doğuracağım sanırım. Yaşasın be yaşasın. Kerem komiserin tekrar çocuğu oluyor. Kerem komiserin ailesi büyüyor. Minecraft Akademisi ailesi büyüyor, yaşasın. Artık büyük bir aile olacağız. Yeni bebeğimiz olacak. Kerem ben burada acı çekiyorum. Doğuracağım diyorum. Sen orada dans ediyorsun. Bu erkek aklını anlamıyor. Ya. Hadi beni hastaneye götür çabuk. Onu da polis yapacağım. Minecraft Akademisi'nin onurlu bir polisi olacak. Yaşasın, baba alıyorum, baba alıyorum. Eğer beni hastaneye götürmezsen çocuk falan sevemeyeceksin Kerem komiser. Of, çok ağrım var. Hadi sene. Yaşasın, yaşasın, baba alıyorum. Yaşasın, baba alıyorum. Nereye gidiyorsun be Kerem, nereye? Beni hastaneye götürecektin. Yaşasın, yaşasın, baba alıyorum. Yaşasın, baba alıyorum. Ah benim eşek kafam, ah. Nasıl da ben bu çocuk adamla evlendim bilmiyorum. Arkadaşlar, sizce Kerem komiserle evlenmekte iyi mi yaptım, kötü mü? Bana akıl verin lütfen ya. Merak ediyorum gerçekten. Sizin fikriniz nedir? Kerem komiser iyi bir eş mi sizce? Lütfen yorumlara yazın. Hepinizin fikrini merak ediyorum. Kalp de koyabilirsiniz. Hadi Aslı aşkım, atla arabaya. Hemen hastaneye gidelim. Yeni çocuğumuzu kucağıma almak için sabırsızlanıyorum. Ah Kerem ah. Çocuk ruhlusun ama seviyorum seni. Ben de videoyu izleyen arkadaşlara seni sordum. Bakalım senin hakkında ne yorum yapacaklar. Onların yorumları benim için çok önemli biliyorsun. Gerçekten mi? Ben de merak ediyorum. Bakalım beni seviyorlar mı gerçekten? Yorumları beraber okuruz doğumdan sonra. Kerem aşkım dikkat et. Fakirler geçiyor. Hayır. Hayır hayır, çarptık sanırım. Bakamayacağım, bakamayacağım. Fakir ve ailesini ezdik galiba. Ben de bakamıyorum. Çok korkuyorum. Yeni bebekleri de kucaklarındaydı. Onlara zarar verdik Kerem. Zarar verdik. Ömrümüzün sonuna kadar hapislerde çürüyeceğiz. Bebeğimizi hapiste doğuracaksın. Ben hapiste baba olmayacağım. Hayır hayır, istemiyorum bunu. Zamanı geri alın lütfen. O hapishane içinde çocuk büyütmek istemiyorum Kerem. Rutubetli dört duvar arasında ömrümü geçirmek istemiyorum. Vicdan azabı çekeceğiz ömrümüzün sonuna kadar. Hayır hayır, bunu istemiyorum. He? Aa, size bir şey olmadı mı? Biz size çarpmadık mı? Bu nasıl oldu? Çok iyi görünüyorsunuz ya. Aşkım, gerçekten de kimseye bir şey olmamış. Biz neye çarptık? Hayal mi gördük acaba? Ne oldu öyle? Az kalsın bizim için neye çarpıyordun Kerem komiser? Ben de bunu gördüm ve bir anda arabanın önüne atlayıp sizi tuttum. Bu sayede canım ayrı kurudum. Hüsamettin olmasa kim bilir neler olacaktı. Ama canım oğlum kurtardı bizi. Siz nereye gidiyorsunuz Aslı komiserim? Doğum ne zaman olacak? Karnınız bayağı bir şişmiş. İyi hatırlattın ya. Korkudan ağrılarımı unuttum. Biz de şimdi hastaneye gidiyorduk. Sancılarım başladı. Doğuracağım sanırım. Hadi hadi hadi. Tutmayalım biz sizi. Geçmiş olsun hepimize. Hadi hemen gidin hastaneye, yetişin. Tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar ya. Hadi biz kaçtık. Acil gitmemiz lazım. Dur sevgili arkadaşım. Bu tarz videolar hoşuna gidiyorsa hemen şimdi kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve Minecraft ailesine katılabilirsin. Videolarımızı izleyenlerin çoğu abone olmayan kullanıcılar. Lütfen sen de şimdi abone olarak Minecraft Akademisi ailesine katıl. Videoya yorum atan ve beğenen de umarım bu sene en başarılı öğrenci olur ve sınıfta takdir ederler. Ve şimdi videomuza devam ediyoruz. Hoş geldiniz komiserim. Buyurun, bir sorun yoktur umarım. Yok yok doktor bey. Aslı doğum yapacak. Sancıları tuttu. Biz de apar topar buraya geldik işte. He, yine mi doğum ya? Bu hafta kaçıncı olacak bu? Vallahi doğum yaptırmaktan bıktım usandım he. Şehirde herkes doğum yapıyor. Fakirin bebeği oldu. Zenginin eşi Barbie doğum yaptı. Onun da bebeği oldu. Sonra Arda ile Elif'in de bebeği oldu. Yakında sığamayacağız bu şehre. Haberiniz olsun. Amma tatava yaptım be doktor. Şimdi burada doğursam araba içinde seni atarım nezarete. 3 gün orada farelerle yaşarsın. Sonra bir daha bu kadar konuşamazsın da işini yaparsın. Tabii komiserim, hemen ilgileniyorum. Kusura bakmayın, biraz sinem düştü. Bence sen hemen işe koyul. Yoksa var ya bizim bu Aslı senin saçını başını yolar burada. Haklısınız komiserim. İşe koyulalım hemen. Yoksa halimiz duman vallahi he. Two hours later. Bakalım bizim çocuk kime benzeyecek ya? Kız mı olacak, erkek mi? Bebek polis gibi mi olacak, yoksa bebek asker gibi mi? Yoksa çok başka biri mi olacak? Nasıl olacak arkadaşlar sizce? Tebrikler Kerem komiserim, tebrikler. Minecraft Akademisi'nin yeni üyesi geldi. Kendisi çok güzel bir kız çocuğu oldu. Gerçekten mi? Kız çocuğum mu oldu benim şimdi? İlk defa bir kızım olacak ya. Aslı'ya benziyordur kesin şimdi.
Bak sen şu babama ya. Görüyor musun? Ne kadar da mutlu gözüküyor. Evet kardeşim, evet gördüm. Bize hiç haber vermeden gittiler. Annem yeni doğum yaptı. Biz bunların çocukları değiliz sanki. Bizi hiçe saydılar. O yüzden bunun cezasını çekecekler. Ne yapacağız şimdi kardeşim? Planın nedir? Planımız basit bebek asker. Bunlar konuşurken biz de Aykalayından gidip gizlice yeni doğan bebeği alıp kaçıracağız. Bu sayede onlara da güzel bir ders vermiş olacağız. Bu biraz tehlikeli gibi gözüküyor ama neyse. Hadi yapalım. Hadi sen de geç Aslı komiserimin yanına. Daha fazla bekletme onu. Tamam doktor bey. Bu müjdeli haber için de çok teşekkür ederim. Aslı aşkım, hadi geçmiş olsun. Uyan bakalım güzel karıcığım benim. Yeni bebeğimizi sevelim artık. Ha, bitti mi doğum? Çocuğumuz dünyaya geldi mi? Her şey tamam mı? Tamam aşkım, tamam. Hiç merak etme. Doktor şimdi çıktı. Hiçbir sorun yokmuş. Kız çocuğumuz olmuş. Kız çocuğumuz. Gerçekten mi? Kız çocuğumuz mu olmuş? Yaşasın. İlk defa bir kızımız oldu. Yaşasın. Evet aşkım. Kesin o da var ya senin gibi çok güzeldir. Peki kızımız nerede? Göremiyorum ben kızımı. Hadi getirsene aşkım, kızımızı sevelim. Ben de bilmiyorum ki aşkım. Doktor içeride demişti. Ha Kerem komiserim, unutmadan söyleyeyim. Bu akşama kadar burada kalacaksınız. Aslı komiserim biraz yorgun düştü. Toparlanması gerekiyor. Bu süre zarfında hastanede gözetim altında kalın. Tamam doktor bey. Bir de bizim çocuk neredeydi ya? Onu göremedik. Ha? En son bebek odasını dedi komiserim. Yatıyordu yatakta. Ben sizi aldınız sanırım. Daha demin baktım, orada da yoktu. Ne? Çocuğu mu kaybettiniz? Yakarım bu hastaneyi, yakarım. Hepinizin başına yıkarım burayı. Bu şehri de yakarım. Nerede benim çocuğum? Getirin bana çocuğumu. Kımıldama doktor. Şimdi yaktım çırını senin. Benim çocuğumu kaybetmek neymiş göstereceğim sana. Hemen diz çök, hemen. Ama komiserim, benim bir suçum yok ki. Ben bir şey yapmadım. Doğum olduktan sonra çıktım buradan. Ben masumum, masum. Bırakma onu aşkım. En sonu gördü bizim çocuğumuzu. Benim bebeğimin yerini göstermeden hiçbir yere gidemezsin. Demek sen benim çocuğumu kaybedersin ha? Şimdi soracağım sana bunun hesabını pis doktor. Al sana, al al pis doktor seni. Sen benim çocuğumu kaybedersin ha? Bunun hesabını soracağım sana alçak herif. Yapmayın komiserim, yapmayın lütfen. Benim bir suçum yok ya. En son ben çocuğu bırakıp çıkmıştım. Nasıl çocuk kayboldu hiç anlamadım ya. Bırak palavrayı alçak herif. Hemen bana çocuğumun yerini söyle. Çocuğumu alıp kaçırdın değil mi? Kime verdin çocuğumu? Çabuk söyle, çabuk. Hayır Aslı komiserim, hayır. Ben çocuğa hiçbir şey yapmadım. Doğumdan sonra bebek odasına bıraktım ve çıktım. Kerem komiserine haber verdim. Ondan sonra da odama geçtim. Sonrasında size bilgi vermek için geri döndüğümde çocuğun kaybolduğunu ben sizden öğrendim. Hayır pis doktor, hayır. Şehirdeki tek doktor sen olduğun için sana geliyoruz. Seni zaten hiç sevmiyordum. Sürekli senden şüphe ediyordum. En sonunda yaptın yapacağını değil mi? Hayır komiserim, hayır. Yapmayın. Vurmayın, ne olursunuz vurmayın. Benim bir suçum yok. Ben masumum, inanın bana. Sana bir kez daha soruyorum pis doktor. Çabuk söyle çocuğum nerede benim. Yoksa seni eşek sultan gelinceye kadar dövmeye devam edeceğim. Döv aşkım onu, döv. Bırakma sakın. O benim yeni bebeğimi kaybetti. Kesin kaçırdılar benim çocuğumu. Bunun hesabını sor aşkım ona. Hayır hayır, yapmayın, durun. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Hastanenin güvenlik kameraları var. Hemen oraya gidelim. Kesin kameralardan çıkar kimin çaldı. Kameralardan buluruz onu Kerem komiserim. Vurmayın, ne olursunuz. Aptal doktor. Madem güvenlik kameraları var, şimdiye kadar neden söylemedin? Boşu boşuna bir dünya daha gidin benden. Kalk hadi, hemen gidelim güvenlik kameralarına bakalım. Fırsat vermediniz ki komiserim. Sürekli dövdünüz. Kendimi savunamadım ki. Hadi gidelim, göstereyim ben size. Hadi yapalım. Hadi sen de geç Aslı komiserimin yanına. Daha fazla bekletme onu. Tamam doktor bey. Bu müjdeli haber için de çok teşekkür ederim. Aslı aşkım, hadi geçmiş olsun. Uyan bakalım güzel karıcığım benim. Yeni bebeğimizi sevelim artık. Ha, bitti mi doğum? Çocuğumuz dünyaya geldi mi? Her şey tamam mı? Tamam aşkım, tamam. Hiç merak etme. Doktor şimdi çıktı. Hiçbir sorun yokmuş. Kız çocuğumuz olmuş. Kız çocuğumuz. Gerçekten mi? Kız çocuğumuz mu olmuş? Yaşasın. İlk defa bir kızımız oldu. Yaşasın. Evet aşkım. Kesin o da var ya senin gibi çok güzeldir. Peki kızımız nerede? Göremiyorum ben kızımı. Hadi getirsene aşkım, kızımızı sevelim. Ben de bilmiyorum ki aşkım. Doktor içeride demişti. Ha Kerem komiserim, unutmadan söyleyeyim. Bu akşama kadar burada kalacaksınız. Aslı komiserim biraz yorgun düştü. Toparlanması gerekiyor. Bu süre zarfında hastanede gözetim altında kalın. Tamam doktor bey. Bir de bizim çocuk neredeydi ya? Onu göremedik. Ha? En son bebek odasını dedi komiserim. Yatıyordu yatakta. Ben sizi aldınız sanırım. Daha demin baktım, orada da yoktu. Ne? Çocuğumu kaybettiniz? Yakarım bu hastaneyi, yakarım. Hepinizin başına...
başına yıkarım burayı. Bu şehri de yakarım. Nerede benim çocuğum? Getirin bana çocuğumu. Kımıldama doktor. Şimdi yaktım çırını senin. Benim çocuğumu kaybetmek neymiş göstereceğim sana. Hemen diz çök hemen. Ama komiserim benim bir suçum yok ki. Ben bir şey yapmadım. Doğum olduktan sonra çıktım buradan. Ben masumum, masum. Bırakma onu aşkım. En sonu gördü bizim çocuğumuzu. Benim bebeğimin yerini göstermeden hiçbir yere gidemezsin. Demek sen benim çocuğumu kaybedersin ha? Şimdi soracağım sana bunun hesabını pis doktor. Al sana al al pis doktor seni. Sen benim çocuğumu kaybedersin ha? Bunun hesabını soracağım sana alçak herif. Yapmayın komiserim yapmayın lütfen. Benim bir suçum yok ya. En son ben çocuğu bırakıp çıkmıştım. Nasıl çocuk kayboldu hiç anlamadım ya. Bırak palavrayı alçak herif. Hemen bana çocuğumun yerini söyle. Çocuğumu alıp kaçırdın değil mi? Kime verdin çocuğumu? Çabuk söyle çabuk. Hayır aslı komiserim hayır. Ben çocuğa hiçbir şey yapmadım. Doğumdan sonra bebek odasına bıraktım ve çıktım. Kerem komiserine haber verdim. Ondan sonra da odama geçtim. Sonrasında size bilgi vermek için geri döndüğümde çocuğun kaybolduğunu ben sizden öğrendim. Hayır pis doktor hayır. Şehirdeki tek doktor sen olduğun için sana geliyoruz. Seni zaten hiç sevmiyordum. Sürekli senden şüphe ediyordum. En sonunda yaptın yapacağını değil mi? Hayır komiserim hayır yapmayın. Vurmayın ne olursunuz vurmayın. Benim bir suçum yok. Ben masumum inanın bana. Sana bir kez daha soruyorum pis doktor. Çabuk söyle çocuğum nerede benim? Yoksa seni eşcik sudan gelince kadar dövmeye devam edeceğim. Döv aşkım onu döv. Bırakma sakın. O benim yeni bebeğimi kaybetti. Kesin kaçırdılar benim çocuğumu. Bunun hesabını sor aşkım ona. Hayır hayır yapmayın durun. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Hastanenin güvenlik kameraları var. Hemen oraya giderim. Kesin kameralardan çıkar kimin çaldı. Kameralardan buluruz onu Kerem komiserim. Vurmayın ne olursunuz. Aptal doktor. Madem güvenlik kameraları var. Şimdiye kadar neden söylemedin? Boşu boşuna bir dünya daha gidin benden. Kalk hadi hemen gidelim güvenlik kameralarına bakalım. Fırsat vermediniz ki komiserim. Sürekli dövdünüz. Kendimi savunamadım ki. Hadi gidelim göstereyim ben size. İşte bakın komiserim burası güvenlik odası. Tüm kamera kayıtları burada. İstediğiniz gibi bakın hepsine. Şimdi göreceğiz bakalım. Benim güzel evladımı kim çalmış? Nereye götürmüş? Hepsini göreceğiz. Onları bir elime geçirirsem analarından hep de üstü burunlarından getireceğim hepsinin. Bunu yaptıklarına pişman olacaklar. Pişman. Aslı komiserin kızını çalmak neymiş göstereceğim onlara. He ama bu olamaz. Bu benim çocuklarım. Bebek polis ve bebek asker bunlar. Ne? Bizim çocuklarımız yeni doğan bebeğimizi mi çalmışlar? Yani kardeşlerini çalmışlar öyle mi? Evet aşkım. Sanırım bizim çocuklar yeni doğan kardeşlerini çalmışlar hastane odasından. Hemen onları bulup ellerinden çocuğu almalıyız. Neden böyle bir şey yaptılar anlam veremiyorum. Dedim size komiserim işte. Benim hiçbir suçum yok. Sizin çocuklar yapmış görüyorsunuz. Evet dostum ya. Sen de kusura bakma. Vallahi bedavadan burada seni dövmüş olduk ama hakkın helal et artık. Ya doktor gerçekten çok özür dileriz. Bir an çocuk kaybolunca çok telaşlandık. Düşünmeden hareket ettik. Kusurumuza bakma lütfen. Neyse bunu daha sonra konuşuruz. Siz hemen gidin çocuğunuzu kurtarın. Bu çocuklar bebeği neden almış bilmiyorum ama iyi niyetli olmadıkları kesin. Nerede bu çocuklar ya? Nerede bu çocuklar? Vallahi delireceğim. İşte bak Aslı aşkım oradalar. Koş koş hemen gidelim. Bebek polis, bebek asker siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Kardeşinizi neden hastaneden kaçırdınız? Amacınız neydi sizin ha? Amacınız neydi çocuklar? Ben size böyle mi öğrettim? Sizin yüzünüzden boşu boşuna bir adamı dövmek zorunda kaldım. Bu yaptığınız çok çirkin bir davranıştı. Dur sevgili arkadaşım. İzlediğiniz her videoda çok fazla emek var. Bize abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsin. Sizin bu destekleriniz sayesinde kendimizi sürekli geliştiriyor ve daha güzel videolar için çok çalışıyoruz. 5 saniyeni ayırıp abone olup like atarsanız çok mutlu oluruz. Yorumlara kalp bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Neden yaptınız bunu he? Neden? Siz bize haber vermeden hastaneye gittiniz ve yeni kardeşimizi dünyaya getirdiniz. Bizi yok saydınız. Bize hiçbir şey söylemediniz. Bebek asker ve ben çok üzüldük. Evet babacım biz çok üzüldük. Bizi bir daha sevmeyeceğiniz diye çok korktuk. Biz de kardeşimizi alıp size bir ders vermek istedik. Başka bir amacımız yoktu. Saçmalamayın oğlum. Yeni bebek geldi diye eski çocuklarını insan sevmekten vazgeçer mi? Böyle bir şey olabilir mi? Neden böyle düşünüyorsunuz? Çocuklar bu yaptığınız çok yanlış bir davranıştı. Neyse ki bugün yeni bir çocuk doğurduğum için çok mutluyum. O yüzden sizi de affediyorum. Anneciğim, babacığım çok özür dileyiz. Bir an düşünmeden hareket edip her şeyi berbat ettik. Bakın şimdi biz de kardeşimle beraber burada oynuyoruz. Tamam çocuklar tamam. Korkmanıza gerek yok. Sizi affediyoruz. Ama sakın bir daha böyle bir şey yapmayın. Bu davranışınız yüzünden birilerinin canı çok kötü yanabilirdi. Ve unutmayın. Yeni çocuk olduğu zaman eski çocuklar unutulmaz. Ve eski çocukları sevmekten vazgeçmeyiz. Siz hepiniz kardeşsiniz. Ve hepiniz eşit miktarda seviliyorsunuz. Bunları sakın unutmayın. Hem unutmayın çocuklar. Kardeşlik bağı çok kutsal bir bağdır. Bu hayatta herkes gelir gider. Ama kardeşler sürekli kardeş olarak kalır. O yüzden siz üçünüz ömrünüzün sonuna kadar çok mutlu bir şekilde yaşayacaksınız. Şimdi şurada biraz alıştırma yapayım. Uzun zamandır da atış yapmıyordum. Biraz paslanmışım galiba.
Eskiden eğitim zamanlarımda farklı atış şekilleri vardı. Onları da yapmaya çalışayım bakayım, yapabilecek miyim? Vay be, ben paslandım diyordum ama hala eski formdayım ha. Dur bir de şu gözlerin kapalı atış yapmayı deneyeyim bakalım. Kerem komiserim, günaydın. Vuruldum. Gözlerim kararıyor, gözlerim. Başım dönüyor, çok üşüyorum. Uyuyorum galiba. Fakir kardeşim, iyi misin? Aç gözlerini fakir, ne oldu sana? Ölme fakir, ölme lütfen, ölme. Kardeşim benim yanlışlıkla oldu, lütfen fakir aç gözlerini. Ölme kardeşim, ölme lütfen. Hemen ambulansı aramalıyım. Ne oldu komiserim, durum nedir? Telefonda anlayamadım tam olarak. Fakiri vurdum doktor, fakiri. Yanlışlıkla fakiri vurdum. Açmıyor gözlerini, kurtar onu ne olur, kurtar kardeşimi. Tamam komiserim, siz hiç merak etmeyin. Biz hemen hastaneye kaldıracağız. İlgileniyoruz biz, siz sakin olun. Ailesine de haber verin, hastaneye gelsinler hemen. Kurtarın onu doktor, kurtarın. Ölmesine izin vermeyin. Kerem aşkım, ne oldu burada? Bu kan kimin? Ne oluyor Kerem? Sorma aşkım ya, sorma, çok kötü bir şey oldu. Eğitim yaparken yanlışlıkla fakiri vurdum. Ne? Ne diyorsun sen aşkım? Nasıl vurdun fakiri? Sen polis memurusun, nasıl böyle bir hata yaparsın? Aşkım ya, gelme üstüme. Zaten çok korkuyorum. Gözlerim kapalı atış yaparken yanlışlıkla fakiri vurdum. O da buradan geçiyormuş o sıra. Tamam hadi bırak şimdi ağlamayı. Hadi hemen hastaneye gidelim. Çabuk çabuk, acele et. Tamam aşkım tamam. Hadi gidelim, bin arabaya çabuk. İnşallah bir şey olmaz fakire ya. Umarım ölmez. Çok korkuyorum aşkım ya. Yanlışlıkla oldu biliyorsun, ben suçsuzum. Bırak şimdi suçluyu Kerem. Ya fakir ölürse? Biz ailesine ne deriz? Nasıl bu kadar dikkatsiz olabiliyorsun? Öyle deme aşkım ya, korkutma beni. Fakir ölmeyecek, ölmeyecek. Katil olmayacağım ben. Hayır hayır, hapse girmek istemiyorum. Arkadaşlar lütfen fakire dua edin. Fakir ölmesin. Ben katil olmak istemiyorum. Lütfen yorumlara inşallah fakir iyileşir yazın. Lütfen bir şeyler yazın. Hapse girmek istemiyorum, fakir ölmesin. Bu videoyu her beğendiğinizde fakire de ilaç olsun, şifa olsun. Hadi arkadaşlar bunu yapabiliriz, size güveniyorum. Kerem komiserim, fakirin durumu nasıl? Ne oldu fakire? Yaşıyor mu? İyileşecek mi? Biz de bekliyoruz vallahi Miray. Doktorlar ameliyattalar. Henüz bir haber yok. Bekliyoruz hala. Babacım benim. Canım babam. İnşallah kurtulur. İnşallah iyileşir. Ben babam olmadan ne yaparım ya? Bu yaşımda babasız kalmak istemiyorum. Ben babamı istiyorum komiserim. Bana babamı getirin. Babamı kurtarın komiserim. Ona bir şey olmasın lütfen. Ona bir şey olmasın. Ben babamı istiyorum. Merak etmeyin çocuklar. Babanız iyileşecek. Videoyu izleyen herkes abone olur ve videoyu beğenirse onu kurtaracağız. Siz hiç merak etmeyin. Arkadaşlar lütfen abone olun. Babamı kurtaralım hep beraber. Videoyu beğenin arkadaşlar. Babamın kurtulması size bağlı. Bunu yapabiliriz. Ne oldu doktor, ne oldu? Fakir iyi mi, yaşayacak mı? Doktor bey, lütfen bize bir şey söyleyin. Fakir yaşayacak deyin, iyileşecek deyin. Ne olursunuz bize güzel bir şeyler söyleyin doktor bey. Arkadaşlar, ne yazık ki kurşun kalbinin tam yanına gelmiş. O yüzden durumu çok kritik. Ameliyat yaptık, şu an beklemekten başka bir çaremiz yok ne yazık ki. Metin olmaya çalışın. İyileşecek mi doktor? Bize bir şey söyleyin. Ne olur doktor amca, babamı kurtarın. Onun ölmesine izin vermeyin. Babam ölecek.
gelirse hiçbirinizi affetmem. Onun yaşaması gerekiyor. Zavallı babam. Fakir bir hayat sürdü hep. Şimdi de başına gelene bakın. Sakin olun çocuklar. Şu an yoğun bakımda. Beklemekten başka çaremiz yok. Dua edin ve bekleyin sadece. Miray, çocuklar, size bir şey itiraf edeceğim. Fakir yanlışlıkla ben vurdum. Ama biraz oyun yapıyordum. Yani sanırım suç benim galiba ya. Ne? Babamı sen mi vurdun? Babamın bu hale olmasını sevmi sen misin? Bunu nasıl yaptın Kerem komiser? Ha söyle. Hiç mi üzülmedin? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Çocuklar sakin olun. Kerem komiser yaptığının cezasını çeker. Bu onun yanına kalmaz. Öyle demeyin lütfen. Yanlışlıkla oldu. Ben bilerek yapmadım. Böyle bir şey yapar mıyım ben hiç? Lütfen öyle demeyin. Herkes sakin olsun arkadaşlar. Fakir kurtulacak. Göreceksiniz. Sakin olup bekleyin. Ama bir şey olursa seni hiç affetmem Kerem komiser. İntikamımı alırım senden. Bunu seninle bırakmayacağım, haberin olsun. Hayır hayır, ben suçsuzum. Yanlışlıkla oldu. Neden bana inanmıyorsunuz? Ben masumum. Aslı aşkım, sen bana inanıyorsun değil mi? Ben masumum biliyorsun değil mi? Hepsi yanlışlıkla oldu. İnanıyorum Kerem, inanıyorum. Ama fakirin başına bir şey gelirse ne yazık ki kanunlar gereği seni tutuklamam gerekecek. Evet aşkım, tutuklanmaktan korkmuyorum. Kanun neyse cezamı çekerim. Ama ben bunu bilerek yapmadım. Nasıl böyle bir hata yaptım ben ya? Tüm hayatım alt üst oldu. Fakire bunu nasıl yaptım ben? Hey Kerem komiser, buraya bak çabuk. Arda, oğlum ne yapıyorsun gecenin bu vaktinde burada? Neden evde değilsin? Babamı sen öldürdün Kerem komiser. Beni bu yaşta babasız bıraktın. Ne? Fakir öldü mü? En son yoğun bakımdaydı. Ne zaman öldü ya? Bilmemezlikten gelme Kerem komiser. Onu sen öldürdün. Benim fakir babamı bilerek öldürdün. Bizi bu yaşta babasız bıraktın Kerem komiser. Ayça, sen nereden çıktın? Ne yapıyorsunuz çocuklar? Şimdi cezanı çekeceksin Kerem komiser. Babama o yaptığının cezasını çekeceksin. Sen de babamın yanına gideceksin. Ona bu yaptıklarından sonra sen de cezanı çekeceksin. Çocuklar yapmayın, ne olursunuz. Bilerek yapmadım biliyorsunuz. Hepsi bir hataydı. Fakir ölmesini ben de istemem. İstemem diyorsun ama abuk sabuk oyunların yüzünden onun ölmesine sebep oldun sen. Hayır hayır, ben masumum. Durun çocuklar, durun, lütfen yapmayın. Son duanı et Kerem komiser. Hayır yapmayın, hayır. Hayır, vuruldum, hayır. Ölmek istemiyorum, imdat, kurtarın beni. İstemiyorum. Kurtarın beni. Vuruldum. Ölmek istemiyorum. Kerem aşkım uyan. Kerem uyan. Hayır asla. Hayır aşkım. Ölmek istemiyorum. Hayır hayır. Kurtar beni ne olur. Kerem aşkım rüya gördün. Sakin ol. Bir şey olmadı. Aslı aşkım çok kötü bir rüyaydı ya. Kabus gördüm. Ayça ile Arda benden intikam almak için bir köşeye sıkıştırıp bana ateş ettiler. Fakir de ölmüştü. Çok korkunç bir rüyaydı. Çok etkilendin sen aşkım. Sakin ol. Her şey düzelecek. Merak etme. İnşallah aşkım ya. İnşallah düzelecek. Miray ne oldu? Bir haber var mı? Son durum nedir? Doktor birazdan gelecek. Onu bekliyoruz Aslı komiserim. Durumu hakkında haber verecek. Heh, doktor da geldi. Ne oldu doktor? Son durum nedir? Fakirin durumu nasıl? Arkadaşlar, maalesef size iyi bir haber vermek isterdim ama çok üzgünüm. Fakiri kurtaramadık. Ne? Doktor? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Nasıl kurtaramadık? Olur mu öyle şey? Ne demek fakiri kurtaramadık? Maalesef Miray Hanım. Fakir çok direndi ama kurtaramadık. Başını sağ olsun. Hayır, hayır. İnanmıyorum size, inanmıyorum. Fakiri getirin bana. Ben fakiri istiyorum. Hayır. Hüsamettin, iyi misin oğlum? Neyin var? Hayır! Fakir, aşkım, beni nasıl bırakıp gidersin sen? Beni tek başına bu hayatta nasıl bırakıp gidin? Babacığım ne olur kalk, bizi yalnız bırakma. Bizi sensiz bırakma babacığım, ne olursun. Bilge büyücü, sen bir şey yapamaz mısın? Babamı kurtaramaz mısın? Ne olur Bilge büyücü bir şeyler yap, kurtar babamı. Sen yaparsın Bilge büyücü. Ne olur fakiri kurtar, kurtar benim kocamı ne olursun. Bunu yapabilmek için sadece tek bir şart gerekli arkadaşlar. Bunu yerine getirmeniz gerekiyor. Söyle Bilge büyücü söyle. Ne yapmamız gerekiyorsa yaparız. Eğer bu videoya 10.000 like gelir ve büyük bir güç oluşturabilirsek ben de iksiri hazırlayabilirim ve fakiri kurtarabiliriz. Gerçekten mi Bilge büyücü? Bunu yapabilir miyiz? Sanırım bunu başarabilirim evet. Ama 10.000 beğeni yapabilir miyiz? Onu bilmiyorum. Sen o işi bize bırak Bilge büyücü. Bizi izleyen arkadaşlar bunu çok kolay bir şekilde yapar. Sen
Hiç merak etme. İyi o zaman. Ben hemen gidip hazırlıklara başlıyorum. Sonraki bölüme kadar 10.000 like gelirse bu videoya, yani 10.000 kişi bu videoyu beğenirse eğer, iksir gücü ortaya çıkacaktır. Arkadaşlar, babamın kurtuluşu size bağlı. Bu videoyu 10.000 beğeni yapalım ne olursunuz. Sonra babamı kurtaracağız. Hadi. Bunu yapabilirsiniz biliyorum. Hadi arkadaşlar, babamı kurtaralım. Herkes abone olup videoyu beğensin lütfen. Arkadaşlar, burada bütün iş size düşüyor. Eğer fakiri kurtaramazsak beni de hapse atacaklar. Ben de kurtulamayacağım. Bizi kurtarmak istiyorsanız eğer hemen videoyu beğenin ve kanala abone olun. Bunu yapabiliriz arkadaşlar. Size güveniyoruz. Hadi yapalım şunu. Sonraki bölüme kadar görevi yerine getirelim arkadaşlar. Hadi yapalım şunu. Beğenin videoyu ve kanala abone olun. Hadi arkadaşlar, bekliyoruz. Aa, paraşütüm yok. Düşüyorum. Hadi be fakir, amma uzattın. Atla şuradan. Aa, düşüyorum. Ben de peşinden geliyorum fakir, korkma sakın. Aa, düşüyorum, kaçın. Mr. Beast de buradaymış. O da yarışmaya katılacakmış. Hadi hemen gidelim yarışma alanına, koşun. Arkadaşlar, siz de sakın bir yere ayrılmayın. Büyük yarışa desteğinize ihtiyacımız olacak. Hey, şuraya bakın. Bu 303. Bu Herobrine'in düşmanı değil miydi? Sen Wiederman'e bak. Bunlar güçlerini birleştirmiş anlaşılan. Oo, bakın. Minecraft Akademisi'nin ekibi de gelmiş. Dostlarım, burası size göre bir yer değil. Burada sadece özel güçleri olanlar yarışabilir. Siz niye geldiniz buraya? Şey abi, bizler de güçlüyüz aslında. Sadece görünüşümüz biraz kötü o kadar. Yoksa bizim de çok özel güçlerimiz var. Siz gülün bakalım. Neler yapabileceğimiz hakkında hiçbir fikriniz yok. Hepinizi yeneceğiz. Komiserim, fena rezil olduk sanki ya. Baksana şunlara. Hepsi çok kuvvetli ve özel güçlere sahip. Bizim sanki hiç şansımız yok gibi komiserim. Saçmalamayın arkadaşlar. Bizim izleyicilerimiz var. Onları çok kolay yeneceğiz. Merak etmeyin. İlk yarışmamızda bu büyük kayaya yumruk atarak en uzağa gönderebilen grup yarışmayı kazanacak. Kayaya yumruk mu atacağız? Ama bu nasıl olur? Burası bizim dünyamız Kerem Komiser. Burada güçsüzlere yer yok. Biz güçsüz değiliz. Şimdi iyiyiz değil. Nasıl oldu? Kolum düştü. Yardım edin. İmdat. İmdat. Kolum düştü. Şimdi kenara çıkın ve neler yapabildiğimi izleyin. Wiederman 5 metre ileri atabiliyor. Benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Koca kayaya yumruk atarak 5 metre fırlattı. Bu nasıl olur ya? O yapabildiyse ben de yaparım. Çıkın, gücümü göstereceğim size şimdi. Kolum kısaldı, kolum kısaldı. Hadi 303 dostum, sıra sende. Göster şunlara gücünü. Çok güçlü arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Korktunuz mu Kerem Komiser? Geri çekilmek ister misiniz ha? Biz geri çekilmeyiz Herobrine. Her zaman savaşırız. Arkadaşlar, herkes videoyu beğensin ve yorumlara Kerem Komiser yazsın. Ve gücümüzü toplayalım hadi. Yaşa Kerem Komiserim, yaşa. 20 metre fırlattınız koca kayayı be. Ne sandınız arkadaşlar? Bunlar bizi tanımıyor daha. Asıl sen beni tanımıyorsun Kerem Komiser. Bu da ne böyle ya? Herobrine, bunu nasıl yaptın? Yarışın kazananı Herobrine oluyor. Hey, durun durun. Beni unuttunuz. Ben daha son vuruşumu yapmadım. Herobrine, 303, Wiederman, alın şu paraları ve benim yerime en güçlü vuruşunuzu beraber yapın. Finish him. Get over here. Oh!
Bu yarışın kazananı Mr. Beast oluyor. Mr. Beast 1, Kerem Komiser'in ekibi 0, Hello Brian'in ekibi 0. Şimdi ikinci yarışmaya geçiyoruz. Neyse, en azından tarafsız biri kazandı. İşaretimle bir yarış başlayacak ve finish çizgisine ilk ulaşan yarışmanın kazananı olacak. Hazır, başlayın. Hadi arkadaşlar, hadi daha hızlı koşun, daha hızlı. Şunları geçelim çabuk. Geliyoruz Kerem komiserim, geliyoruz, hiç merak etmeyin. Of, olamaz ya, olamaz. Ben de tükendim komiserim, devam edin siz, devam edin. Arkadaşlar, yardımınıza ihtiyacımız var. Basın beğen tuşuna ve turbo gücümüzü açalım, hadi. Yarışmanın kazananı Kerem komiser oluyor. Mr. Beast 1, Kerem komiserin ekibi 1, Hero Bride ekibi 0. Yaşasın be, Kerem komiser kazandı, yaşasın. Yarışmayı anlatmama gerek yok. Siz gerekeni yaparsınız. En sevdiğim şey yumruk atmak. Şimdi izleyin. Perfect. Bu benim için çocuk oyuncağı. Huh? No! Arkadaşlar, 100 bin dolar karşılığında benim yerime vurabilecek güçlü birisi var mı? 100 bin dolar mı? Ben vururum, ben. Dostum, sen vurabilir misin? Bunları geçebilir misin? Evet, ben vururum, ben. İyi bakalım dostum, hadi vur benim yerime o zaman. Siz hiç merak etmeyin, makineyi kıracağım şimdi. Sparta! Hayır! Olamaz ya, olamaz! fakir dostum, hayır! Easy! Kimse beni geçemez. Bu Kerem komiser için yeterli ama ben de gücümü göstereceğim ona. Get over here! Şimdi size göstereceğim Kerem komiserin gücünü. Bu yarışmanın kazananı Hero Brian. Mr. Beast 1, Kerem komiserin ekibi 1, Hero Brian'in ekibi 1. Şimdiki yarışmamız halter kaldırma yarışması. İlk kim başlamak istiyor? Ben başlıyorum bilge büyücü. Bu iş benim için çocuk oyuncağıydı. Hiç zorlanmadı. Galiba kaldırması çok kolay. Ben geçiyorum. Zengin, iyi misin dostum? Kaldın öyle. Sanırım kilitlendim komiserim. Benim çok fena tutuldu. Gülün siz, gülün. Sıra bana gelince göstereceğim size gücümüzü. Benim yerime 1 milyon dolar karşılığında bu halteri kaldırmak isteyen var mı? Maalesef dostum. Herkes eşit puanda. Kaybetmeyi göze alamayız. O halde ben bu turu bırakıyorum. Kendimi sakatlamak istemiyorum. Ben geçiyorum o halde. Hiçbir kadar gençler, fazla zorlamaya gerek yok. Adam resmen halterle dans etti ya. Şimdi beni izleyin komiserim. Bunu yapmak çok kolay olacak. Hadi Kerem komiserim, başarabilirsin, hadi. Bu çok ağır arkadaşlar, kaldıramıyorum. Bırakmayın sakın komiserim, yapabilirsiniz.
İşte bu kadar be. Ha, bu da ne böyle be? Bırak beni Herobrine. Şakanın sırası değil. Bırak beni. Dostum ya bu çok eğlenceliydi. Bunu sen istedin. Al sana eğlence. Kafam. Bu oyunda Master Beast çekildiği için puan alamadı. Kerem ve Herobrine ekibi birer puan aldı. Master Beast 1, Herobrine'in ekibi 2, Kerem komiserin ekibi 2. En uzağa atan ekip bu yarışın kazananı olacak. Ben başlıyorum. Yes, işte bu be. Çok iyiydin zengin. Ben de şansımı deneyeceğim. Easy. Hiç fena değil he. Şimdi size gerçek bir atış nasıl yapılır göstereceğim. Good job. Bu iş böyle yapılır çocuklar. Benden öğreneceğiniz çok şey var. Ben küçükken okulda sporcu kolu görevlisiydim. Yırt nasıl atılır göstereceğim size. Düş peşimden kötü şans. Düş peşimden. Tüm oyunlarda başarısız oluyorum ya. Biri bana mı seslendi? Şimdi size gerçek cirit atışını göstereceğim. Get over here. 303'ün attığı cirit yok oldu. O yüzden atışı geçersiz. Hayır. Gücüme hakim olamadım. Merak etme dostum. Ben şimdi senin yerine de atacağım. Finishim. Oha, ne kadar uzağa fırlattı. Bu erkek adam işi Kerem komiser. Çık kenara Herobrine. Sana erkeği göstereceğim şimdi. Bu muydu erkek Kerem komiser ha? Arkadaşlar hemen videoyu beğenin ve abone olun çabuk. Şimdi süper gücü aktif edelim ve Herobrine'i uzaya fırlatalım. Teşekkürler dostlarım. Bu oyunda tüm ekipler 1 puan kazandı. Master Beast 2, Herobrine 3, Kerem komiser ekibi 3. Herkes hazırsa başlayın arkadaşlar. İkinci etap, taş kırıyoruz. Sırayla başlayın. Üçüncü etap, mermer kırıyoruz. Sanırım ben başaramayacağım. Çekiliyorum. Fakir çekildi. Kalanlar devam etsin sırayla. Elim çok acıdı. Sanırım sonraki eli ben de başaramayacağım. Şimdi yolun sonu. Obsidyen kayasını kırabilen grup 2 puan alacak. Bu son oyunun son etabı. Tabi birileri gerçekten kırabilirse. Acıyor, çok acıyor. Bu iş bizim arkadaşlar. Bu iş bizim kıramadı. Arkadaşlar. Kıramadı. Beni çok kızdırdınız. Arkadaşlar son bir defa desteğinize ihtiyacım var. Üçlü gücü aktif etmek için hemen abone olun ve videoyu beğenin. Yorumlara da Kerem komiser yazın çabuk. Kerem komiser.
komiser 2 puanı sonuna kadar hak ediyor ve 5 puana ulaşarak yarışmayı kazanıyor. Bu sayılmaz. İlk denemesinde başarısız olmuştu. Kimse puan kazanamadı sayalım. Hayır dostum. Aldım işte 2 puan. Bunu engel olamazsın. Ben kazandım. Aslında Herobrine haklı. İlk denemede başarılı olamadın. Bu oyun iptal oluyor maalesef. Ve maalesef bir kazananımız yok arkadaşlar. Durun durun. Ben zaten tarafsızım. Ama iyilik her zaman üstün geldiği için ben tüm puanlarımı Minecraft Akademisi'ne veriyorum. Benim puana ihtiyacım yok sonuçta. Gerçekten mi? Bu olabilir mi? Bu olabilir arkadaşlar. Master Beast sizin tarafınıza geçtiği için puanları size yazıyoruz. Ve sonuç değişmiyor. Yine kazanan Minecraft Akademisi oluyor. Master Beast bizimle olduğu için hepimiz kazanıyoruz. Hayır ya, hayır. Kendi dünyamda yenildim. Bu haksızlık. Ne yazık ki öyle oldu Herobrine. Sonuçlarla ilgili itirazı olan yorumlara yazsın. Yorumlarda tartışalım. Benim bir an önce buradan çıkmam lazım. O Kerem komiseri benimle uğraşamayacağını anlatmam gerekiyor. Bir an önce buradan çıkıp Kerem komiserin peşine düşmem gerekiyor. Ortalık çok sessiz görünüyor. Benim bunu fırsata çevirmem lazım. Hemen buradan kaçmam lazım. Şu demirleri biraz zorlasam sanırım bunları kırıp kaçabilirim. Ne oluyor içeride ya? Garip garip sesler geliyor yine. Bir bakayım şuraya neler yapıyor bunlar. Hadi, hadi biraz daha zorlasam kırılacak gibi. Ya işte bu kadar. Kırıldı işte. Sonunda çıkmayı başardım içeriden. Şimdi ses yapmadan buradan kaçmam lazım. Ne? Neler oluyor burada? Arda sen nasıl çıktın dışarıya? Gel buraya Kerem komiser. Beni buraya hapsetmek neymiş sana soracağım şimdi. Hey kimse yok mu? Arda kaçıyor. Hemen buradan kaçmalıyım. Beni bir eline geçirse var ya çok kötü yapar bu Arda. İmdat! Kaçma Kerem komiser kaçma. Gel buraya. Bir şey yapmayacağım sana. Sadece biraz canını acıtacağım. Gel buraya kaçma. İmdat yardım edin. Bu mutant Arda beni öldürecek. Hemen evime doğru koşmalıyım. Koş Kerem koş. İmdat! Gel diyorum sana Kerem komiser kaçma. Sen benimle baş edebileceğini mi sandın? Beni o küçük hücreye kapatmak neymiş? Sana bunun hesabını soracağım. Gel buraya. Gelme peşimden artık mutant Arda. Gelme bırak peşimi. Oh be sonunda kurtuldum şu Arda'dan. Bana elimde kesinlikle zarar veremez. Şimdilik benden kaçmış olabilirsin. Ama şunu unutma sakın. Seni eninde sonunda yakalayacağım Kerem komiser. Bu iş burada bitmedi. Ben sana soracağım Kerem komiser. Öyle eve kaçmakla benden kurtulacağını mı sandın sen? Bakalım sabah olunca ne yapacaksın göreceğiz. Arkadaşlar bu Arda siyah iksiri içti ve mutant Arda'ya dönüştü. Onu hemen kurtarmamız gerekiyor. Sizin de desteğinize ihtiyacımız var. Bunu tek başımıza yapamayız. Arda'yı kurtarmak için hemen like atıp yorumlar kısmına da Arda'yı ikna edecek bir şey yazmanız gerekiyor. Bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen like atıp yoruma da Arda'yı ikna edici bir şeyler yazın. Buna ihtiyacımız var. Bunu tek başımıza başaramayız. Hadi arkadaşlar like atıp yorum atın. Ve şimdi videomuza devam ediyoruz. Sanırım peşimi bıraktı artık. Ben de güzel bir uyku çekeyim. Sabah bakalım neler olacak. Sabah oldu. Acaba mutant Arda beni peşimi bırakmış mıdır? Dışarıya bakıyorum ama buralarda görünmüyor gibi. Vay bizim Kerem komiseri de bakın. Sabah olunca yine giymiş elbiselerini. İşe gidecek sanırım. Galiba etrafta beni arıyor. Bak Kerem komiser bak ara bakalım. Sen beni biraz doğru bulursun. Arda buralarda da görünmüyor. Sanırım dün gece beni yakalamayınca beni kovalamaktan vazgeçti. Ama yine de ben her ihtimale karşı dikkatli olmalıyım. Bunun nereden çıkacağı falan belli olmaz. Hadi bakalım Kerem komiser. Sonuçta sen o evden bir şekilde dışarı çıkacaksın. Ben de ilk fırsatta seni yakalayacağım. Aslında bugün bizim ufaklığı ben okula götüreyim. Hem bebek polis yanımda olduğu zaman mutant Arda bana saldıramaz. Ben de oğlumu okula bırakır bırakmaz oradan hızlıca polis merkezine geçerim. Bebek polis, oğlum hazır mısın? Hadi gel aşağı çıkalım. Geliyorum baba, geliyorum, hazırım. Sen daha çıkmadın mı evden? İşine geç kalacaksın. Bak 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 bak. Kerem komiser bugün bebek polisi de yanına alıp evden öyle çıkıyor. Biliyor çünkü. Bebek polis onun yanındayken ona saldırmayacağımı bildiği için oğlunu yanına alıyor. Uyanık seni. Oğlum, bugün seni okula ben götürmek istedim. Baba oğul biraz yürüyelim laflarız. Ne dersin? Ne? Ne diyorsun baba sen ya? Okula beraber gitmek mi? Ben küçük çocuk değilim ki. Ana kuzusu hiç değilim. Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen öyle? Ne alakası var? Baba oğul okula kadar yürüyeceğiz. Oğlumu okula bırakacağım ben. Bu seni ana kuzusu yapmaz evlat. Of baba of. Tamam hadi çıkalım evden o halde. Okula geç kalıyorum. Baksana hava ne kadar güzel tertemiz. Hem okula kadar biraz laflamış oluruz oğlum. Ne var bunda? Tamam dedim baba tamam. Biraz daha hava duyumu hakkında yorum yapmaya devam edersen yangın var diye bağırıp kaçacağım buradan haberin olsun. Aman be tamam tamam sustum. Seninle de vallahi iki çift laf edilmiyor ha. Hadi bakalım evlat tam vaktinde geldik. Sen de şimdi okula geç bakalım. Ben de içime dönüyorum. Tamam baba hadi görüşürüz. Ben de gideyim de şu karakoldaki işlerimi halledeyim bugün. He? Arda yine mi sen geldin? Kerem komiser gel bakalım buraya gel. Eyvah yine bu Arda benim peşime düştü. Hemen kaçıp polis merkezine gitmeliyim. Benden kaçamazsın demiştim gel buraya Kerem komiser. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Arda bırak peşimi artık gelme ne olur. İmdat mutant Arda beni kovalıyor yardım edin. Kaç.
Kaçma Kerem komiser. Bu kadar korkak olma. Gel buraya. Biraz yaşında da mı ol be? Çık karşıma çabuk. Bırak peşimi Arda. Sen mutant olmuşsun. Bana zarar verme ne olur. Hemen polis merkezine girmeliyim yoksa bu Arda beni affedecek. Yakalayacağım seni Kerem komiser. Kaçamazsın benden. Kaçamazsın. Tüh ya hay Allah. Yanlış yola girdim. Burası çıkmaz sokak. Tam kurtuldum derken yakalanacağız ya. Evet Kerem komiser. İşte yolun sonuna geldin. Sana seni elinde sonunda yakalayacağım demiştim. Arda lütfen bak sana yalvarıyorum. Ne olur bana zarar verme. Ben sana ne yaptım ki? Bir de utanmadan bana ne yaptığını mı soruyorsun? Beni yakalayıp hapishane yatan sen değil miydin Kerem komiser? Ama sen suç işlemişsin Arda. Ben de seni ceza olarak hapse atmak zorundaydım biliyorsun. Biz polisler suçları hapse atarız sadece. Suçsuz olan hiç kimseye zarar vermeyiz biz. O zaman şimdi ben de sana ceza veriyorum Kerem. Beni hapse atmanın karşılığında seni şu dereye asılı bırakıyorum. Biraz burada asılı kal da bir daha benimle uğraşmaman gerektiğini anlarsın inşallah. Hayır Arda yapma. Arda beni burada bırakma, bak yine suç işliyorsun. Devlet memurunu zorda bırakmak da bir suçtur. Geri dön, indir beni. Bence şansını fazla zorlama istersen Kerem komiser. Sana ufak bir ceza verdim sadece. Ama daha senin işin bitmedi. Senin için tekrardan döneceğim. Ah Arda ah. Sen nasıl bir yaratık oldun böyle ya. Neyse şu cebimde telsiz olacaktı. Onu çıkarayım da bizimkinden anons geçeyim. Gelip buradan beni indirsinler. 42.50 merkez. Ben Kerem komiser. Beni duyan var mı? Salih orada mısın Salih? Beni duyuyor musun? Nerede bu adam ya? Ha? Bu ses de nereden geliyor ya? Kim konuştu acaba? Rüya mı görüyorum ben? Ne oluyor böyle? Beni duyan yok mu? Biri bana cevap versin merkez. Telsizden geliyor bu ses. Kerem komiser bu. Ne oldu acaba? 42.50 merkez dinlemede. 42.50 merkez. Hemen alayolun kenarındaki çıkmaz sokağa birisi gelsin. Ben burada çok zor durumdayım. Biri gelip beni buradan kurtarsın çabuk. Hemen olay yerine geliyorum ben Kerem komiserim. Bari yetişti. Kerem komiserim bu ne hal böyle ya? Sizi kim astı oraya böyle çamaşır gibi? Gerçekten orada çok komik görünüyorsunuz valla. Sen buraya benimle dalga geçmeye mi geldin? Yoksa beni kurtarmaya mı geldin? Senin canın daha pis istiyor sanırım. Affedersiniz komiserim pardon. Hemen kurtarıyorum sizi. Hadi 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 hemen gidelim buradan. Polis merkezine geçelim. Hayır olsun komiserim. Sizi oraya kim astı? Bunu size kim yapmaya cesaret etti? Söyleyin bana. Hemen gidip yakalayıp getireyim karşınıza. Sen önce elindeki mahkumu tutmayı öğren memur kardeş. Daha elimizdeki suçlu yapısı tutmayı beceremiyorsun. Ayrıca görev başında uyuma konusunda seninle ayrıca konuşacağız. Elimizdeki suçlardan birisi mi kaçtı komiserim? Neden böyle diyorsunuz? Hem ben asla görev başında uyumam ki. Memur kardeş, madem sen görev başında uyumuyordun da nasıl oluyor da mutant Arda dün gece hapisten kaçıyor ama sen daha bunun bile farkında değilsin? Arda hapisten mi kaçmış komiserim? Benim bundan nasıl haberim olmadı ya? Görevin başında uyuduğun için olabilir mi? Neyse, senin bu tembelliğin için ayrıca bir ceza düşüneceğim. Şimdi daha önemli işlerim var, seninle uğraşamayacağım. Bana bakın, dün gece hapishaneden bir suçlunun kaçmasına sebep oldunuz. Aslında sizin gibi beceriksizleri memur olarak bir dakika bile tutmamam lazım burada. Yine de dua edin, iyi tarafıma denk geldiniz. Merak etmeyin komiserim. Bundan sonra polis merkezinden bir kişi bile kaçamayacak. Bana güvenebilirsiniz. Buna ben de inanmak istiyorum. Ama bir tarafımda, içerimdeki bir ses, inanma Kerem. Bunlar polis olmayı beceremiyor. Kov bunları polislikten diyor. Ne yapsam acaba bilemedim. Aman komiserim, ne olur bizi memurluk görevimizden kovmayın. Siz bizi kovarsanız biz sokaklarda ne yaparız işsiz güçsüz. O halde size vereceğim görevi yerine getirmeniz gerekiyor. Bu hem sizin için bir sınav olacak hem de polislik görevini başarılı yerine getirip getiremediğinizi ölçmüş olacağım. Ama başarısız olursanız ikiniz de polis merkezinden kovarım haberiniz olsun. Merak etmeyin komiserim. Vereceğiniz görev ne olursa olsun onu en iyi şekilde yerine getireceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Emredin komiserim, sizi dinliyoruz. Güzel. O halde görevin ilk aşamasını anlatıyorum. İyi dinleyin şimdi beni. Evet, şimdi planın diğer kısmında. Görev bana düşüyor burada maalesef. Bu mutant Arda'dan çok korkuyorum ama bunu yapmak zorundayım. Buna mecburum. Hadi Arda, hadi neredesin? Çık ortaya, düş peşime. Peşime düş de senin canını okuyayım. Tüm şehri dolaştım, hiçbir yerde yok. Kerem komiser, demek buradasın. Demek seni astığım yerden kurtuldun. Gel çabuk buraya. Aha, bu Arda yine beni buldu sonunda. Gel bakalım Arda, gel. Hadi yakala beni bakalım. Kaçma Kerem komiser, kaçma. Yine seni yakalayacağım, bunu biliyorsun. Kaçma boşuna be. Ne kendini ne de beni daha fazla yorma. Dur, kaçma diyorum sana, kaçma. Gel bakalım Arda, gel. Kovala beni bakalım. Birazdan sana yapacaklarımı hayal bile edemeyeceksin. İşte bak işte. Kerem komiser geliyor. Arda da peşinde. Kerem komiserin planı takır takır işliyor. Gel bakalım Arda, gel. Boşuna kaçma Kerem komiser. Seni mutlaka elime geçireceğim. Sen en iyisi daha fazla beni zorlamadan ve sinirlendirmeden uslu uslu gel, teslim ol. Sinirlendiğim zaman sana ne yapacağımı tahmin bile edemezsin Kerem komiser. Polisler hazır olun. Şimdi. Ha?
Bu da ne böyle? Bu da nereden çıktı Kerem komiser? Bula bula bu robotu mu buldun beni karşıma çıkaracak? Bunun beni yenebileceğini mi zannediyorsun? Hemen bana teslim ol. Ellerini kaldır. Yoksa seni zorla tutuklamak zorunda kalacağım. Lan teneke yığını. Sen benimle baş edebileceğini mi sanıyorsun? Şimdi seni ezer ve çöp tenekesi yaparım. Çekil önümden çabuk. Seni son kez uyarıyorum. Teslim olman için son şansın. Aksi halde zor kullanmak zorunda kalacağım. Arda! Her şey buraya kadarmış evlat. Daha fazla zorlama bence. Robot arkadaşı dinle ve teslim ol. Beni bu boş teneke yığınının durdurabileceğini mi zannediyorsun Kerem komiser? Ben de seni akıllı biri zannediyordum hep. Sen bildiğin akıl yoksunuymuşsun be. Ben uyarımı yaptım Arda. Benden günah gitti o zaman. Hey polisler! Robotu yakalama moduna alın hemen. Emredersiniz komiserim. Suçlu, yakalama modu devreye alındı. İşlem başlatıldı. Çıkartın beni buradan çabuk. Bunun hesabını bana vereceksin Kerem komiser. Aferin çocuklar aferin. Çok güzel iş çıkardınız. Sizi kutluyorum. O zaman bizi polislikten kovmuyorsunuz değil mi komiserim? Değil mi öyle değil mi komiserim? Bu seferlik sizi affediyorum çocuklar. Ama bir daha bu mutant ardı yapıştan kaçırırsanız ikinizi sürgüne yollarım haberiniz olsun. Komiserim biraz önce askeri araca haber verdikten sizden. Onlar da gelmek üzeredir. Artık bu mutant ardıyı hapishanede tutacaklarmış. Kerem komiser bu yaptıklarının bana hesabını vereceksin. Elbet ben o askeri hapishaneden de çıkmanın bir yolunu bulacağım. Oradan kaçınca gelip seni bulacağım. İşte o zaman kork benden Kerem komiser. Kork benden. Babacığım babacığım. Bugün çok sevinçliyim. Bugün okulun son günü. Karne alıyorum. Hadi bakalım kurabiyecan. Sana güveniyorum. Çok güzel bir karne getirin bugün bana. Sen hiç merak etme babacığım. Bir haftadır hep derslerimi çalışıyorum. Teşekkür bile alabilirim. Sana inanıyorum evlat. Sen çok akıllı bir kurabiyesin. Takdir bile alırsın. Sonuçta sen benim oğlumsun. Aslan oğlum benim. Hadi baba ben şimdi okula gidiyorum. Şuradan çantamı da alayım. Evet çantamı da aldım. Şimdi hızlıca okula geçeyim. Geç kalmayayım. Görüşürüz babacığım. Görüşürüz kurabiyecan. Canım oğlum benim. Ben erken yaşta okulu bırakmak zorunda kaldım. Okuyamadım. Umarım sen okuluna devam edersin. Çok başarılı olursun. Benim gibi sıkıntılar yaşamak zorunda kalmazsın. Bugün çok heyecanlıyım. İlk defa karne alacağım. Bir haftadır derslerimi çalışıyorum. Öğretmen bugün tüm sınıfa sınavlar yapacak. Hepsinde başarılı olacağım. O teşekkür belgesini mutlaka almalıyım bugün. Kurabiyecan'ı okula gönderdim. Ben de artık çıkayım. İşe geç kalmayayım. Bu zor zamanlarda işimi kaybetmek istemem doğrusu. Allah! Herkes sınıfına geçmiş. Öğretmen de gelmiş. Geç kaldım ya, geç kaldım. Gel. Öğretmenim, geç kaldım galiba. Çok özür dilerim. Yok kurabiyecan yok. Bugün okulda işlerim vardı. Ben erken geldim. Hadi geç otur bakalım yerine. Tamam öğretmenim. Öğretmenim, bugün bizi sınav yapacak mısınız? Bugün okulun son günü biliyorsunuz. Evet Ali, tüm sınıfı sınav yapacağım. Bugün tüm derslerden sizin sınav yapacağım. Bugün bütün sınavlardan 100 alacağım öğretmenim. Dün gece yarısına kadar ders çalıştım. Ben de derslerime çok çalıştım öğretmenim. Kendimi sınava çok hazır hissediyorum. Ben de çok çalıştım öğretmenim. Hadi hemen sınavlara başlayalım. Sabırsızlanıyorum. Tamam çocuklar. O halde matematikte başlayalım bakalım. Şimdi herkese tek tek soru soracağım. Siz de cevap vereceksiniz. Doğru cevap verene 100 vereceğim. Oley be yaşasın. Matematik dersini de çok severim. İlk bana sorun öğretmenim ne olur. İlk bana sorun soruyu. Sabırlı ol bakalım Keko. İlk soruyu videomuzu izleyen arkadaşlara soralım bakalım. Evet arkadaşlar. Tahtada yazdığım soruyu da siz yaptayın bakalım. Bu işlemin sonucunu bulan herkes yorumlara yazsın bakalım. Cevabı doğru olarak yazan tüm yorumlara kart bırakacağım. Bakalım kaç kişi doğru cevap verecek. Hadi hadi cevaplarınızı bekliyorum. Yazın bakalım. Öğretmenim bu tahtadaki sorunun cevabı çok kolay. Bizi izleyen tüm arkadaşlarımız bu soruya doğru cevap verecektir bence. Ben de arkadaşlarımıza güveniyorum öğretmenim. Onlar kesinlikle bu soruya doğru cevap verirler. Tamam çocuklar. Şimdi size soralım bakalım. Siz cevap verebilecek misiniz? Kalk bakalım Keko. İlk sana sorayım. Buyurun öğretmenim. Bekliyorum sorunuzu. Gönderin gelsin. Söyle bakalım Keko. 5 kere 4 kaç yapar? Bu çok kolay öğretmenim. Tabii ki de 20 yapar. Aferin Keko. Otur bakalım. Sana 100 verdim. Sen kalk bakalım Rüzgar. Söyle bakalım. 6 kere 8 kaç yapar? 6 kere 8... 48 öğretmenim. 48. Sana da aferin Rüzgar. Otur bakalım. Sana da 100 veriyorum. Sen de doğru cevap verdin. Sen söyle bakalım Ali. 15 artı 8 kaç yapar? 15 artı 8... 23 yapar öğretmenim. Aferin Ali'cim. Oturabilirsin. Doğru cevap.
Sana da 100 verdim. Kalk bakalım kurabiye can. Tabii öğretmenim. Soruyu alayım. Söyle bakalım. 10-5 kaç eder? 15 mi öğretmenim? Evet 15 eder belki öğretmenim. Ne diyorsun kurabiye can sen? 10'dan 5 çıkarsa geri nasıl 15 kalır? Yanlış cevap verdin. Sana 0 veriyorum kurabiye. Otur 0. Evet çocuklar. Şimdi sırada beden dersi var. Onun için dışarı bahçeye çıkıyoruz. Herkes 5 dakika içinde bahçede hazır olsun. Evet çocuklar. Şimdi top sektirme yapacaksınız. Toplam 10 kez top sektireceksiniz. Her sektirme için benden 10 puan kazanacaksınız. Kaç kez topu sektirirseniz o kadar puan alacaksınız. Bunu kesin yapmam lazım. Beden eğitimi sınavından 100 almam lazım. Evet. İlk olarak Rüzgar. Sen başla bakalım. Tamam mı öğretmenim? Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah ya, 8 sektirdim ya. Rüzgar, toplam 8 sektirdin. Sana 80 veriyorum. Keko, sen de gel bakalım şimdi. Başlıyorum öğretmenim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tüh ya, 7 de kaldım. Keko, sen de 7 sektirdin. Sana da 70 veriyorum. Gel bakalım Ali, sıra sende. Tamam öğretmenim, başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sektirdim öğretmenim, oley be. Aferin sana Ali. Sana 100 puan veriyorum. Evet, şimdi sıra sende kurabiye. Başla bakalım. Tamam öğretmenim. Hadi kurabiye can, bunu başarabilirsin. 1, 2, 3, 4, ya olmadı ya, 4 sektirdim. Kurabiye, sadece 4 sektirdin. Sana 40 puan veriyorum. Çok kötüsün evlat. Of ya of, böyle giderse teşekkür alamayacağım. Bırak teşekkür almayı, sınıfta kalacağım ya. Evet çocuklar, şimdi herkes sınıfa çıksın. Beni sınıfta bekleyin. Bir sonraki sınavımızı sınıfta yapacağım. Arkadaşlar, şimdi hangi dersten sınav olacağız acaba ya? Ne sabırsızlanıyorsun oğlum ya? Baldi öğretmen gelsin birazdan, söyleriz zaten. Baldi öğretmen gelince öğreniriz Rüzgar. Ne kadar da sabırsızsın ya. Arkadaşlar, ben diğer iki sınavdan düşük not aldım. Bu sınavdan da kötü alırsam sınıfta kalacağım. Kurabiyecan, sen de hiçbir derse çalışmamışsın oğlum. Çalışmazsan kötü not alırsın tabii ki. Ama ben o kadar çalışmıştım derslerime ya. Nasıl oldu bu ya, nasıl? Susun. Baldi öğretmen geldi. Ayağa kalkın ayağa. Oturun çocuklar, oturun. Sıradaki sınav sorularınız Atatürk'le ilgili olacak. Hazır mısınız? Hazırız öğretmenim. Merak etmeyin. Atatürk'le ilgili her soruya cevap veririz. Peki o halde başlayalım bakalım. Keko, söyle bakalım. Atatürk kaç yılında doğmuştur? Bunu bilemeyecek ne var öğretmenim? Tabii ki de 1881 yılında doğmuştur. Aferin oğlum. 100 puan verdim sana. Sen kalk bakalım Ali. Söyle bakayım. Atatürk nerede doğmuştur? Bu çok kolay Baldi öğretmenim. Selanik'te doğmuştur. Sana da aferin Ali. Sana da 100 veriyorum. Sen kalk bakalım Rüzgar. Atatürk'ün anne ve babasının adlarını söyle bakalım. Öğretmenim, Atatürk'ün babasının adı Ali Rıza Bey. Annesinin adı da Zübeyde Hanım'dır. Aferin Rüzgar. Sana da 100 veriyorum. Sen kalk bakalım Kurabiyecan. Bu soruyu bilemezsen seni sınıfta bırakacağım, haberin olsun. Sorun öğretmenim. Ben hazırım. Kesip bileceğim bu sefer. Söyle bakalım. Atatürk kaç yılında ölmüştür? Atatürk kaç yılında? 1981 mi öğretmenim? Yok 1938'de. Evet 1938'de ölmüştür. Yine bilemedin kurabiyecan. Otur, sana 0 veriyorum. Sınıfta kaldın oğlum. Seni sınıfta bırakıyorum. Hayır, bu olamaz. Ben çok çalışmıştım ama derslerime. Bu nasıl oldu anlamadım. Of. Seni babama söyleyeceğim. Beni sınıfta bırakmak neymiş göreceksin. Yürü anca gidersin. Bir de babana kahve söyle. Orta şekerli olsun. Babasına söyleyecekmiş. Çok korktum ben de. Of görürsün sen Baldi öğretmen. Seni babama söyleyeceğim. Bakalım o zaman ne yapacaksın? Babam eve gelmiştir umarım. Baldi öğretmenin beni sınıfta bıraktığını söylediğimde ne yapacak bakalım? Babacığım. Geldin mi oğlum? Ne yaptın? Aldın mı karneni? Takdir mi aldın, teşekkür mü? Hiçbirini alamadım baba. Baldi öğretmen beni sınıfta bıraktı. Ne? Sınıfta mı bıraktı? Bu nasıl oldu oğlum? Sen bütün derslerine çalışmadın mı? Çalıştım baba, çalıştım. Ama Baldi bana hep zor sorular sordu. Ben de bilemedim. O da beni sınıfta bıraktı. Gösteririm ben ona. Benim oğlumu sınıfta bırakmak neymiş, sorarım ben ona şimdi. Çocukları da eve gönderdim. Ben de artık eve doğru gideyim. Nereye gidiyorsun Baldi öğretmen? Gel bakalım sen buraya. Ne yapıyorsun ya? Bırak beni hemen, bırak. Sen ne yaptığını sanıyorsun?
Benim oğlumu sınıfta bırakmak neymiş? Göstereceğim şimdi sana. Bu benim suçum değil. Oğlun sınavlarda hiçbir soruya cevap veremedi. Ne yapacaktım? Bırak beni, bırak! Artık çok geç Baldi. Şimdi seni mideme gönderiyorum. Hadi bakalım. Hayır, olamaz. Oh be, aslında tadı biraz ekşiymiş ama olsun. Şimdi eve dönüp oğluma biraz moral vermeliyim. Bugün olanlar oğlumu çok üzmüş olmalı. Gideyim ve oğlumun yanında olmalıyım. Bu kurabiye canın babası değil mi ya? Baldi öğretmeni mi yedi o? Hemen gidip bu olanları Kerem komiseri anlatmalıyım. Ona yapması gerektiğini bilir. Resmen Baldi yedi bu kurabiye ya. Öğretmenimiz yedi, buna inanamıyorum. Buna inanamıyorum ya. Kurabiye canın babası Baldi öğretmeni yedi. Hemen olanları Kerem komiseri anlatmam gerekiyor. Kerem komiser, Kerem komiser. Ali, ne oldu oğlum, sakin ol. Bu ne telaş böyle? Kerem komiserim, şehrimize yeni gelen kurabiye can var ya. Şu kurabiye çocuktan mı bahsediyorsun? Ne olmuş ona? Evet komiserim, kurabiye canın babası az önce Baldi öğretmeni yedi. Onu midesine gönderdi. Ne diyorsun Ali, yanlış görmüş olmayasın. Kurabiyenin babası neden Baldi'yi yesin ki? Baldi öğretmen bugün hepimizi sınav yaptı. Herkes sınavdan yüksek not aldı ve sınıfına geçti. Ama kurabiye can tüm bu sınavlardan 0 aldı. Baldi öğretmen de onu sınıfta bıraktı. Ne var bunda? Sınavdan düşük not aldıysa kurabiyenin sınıfta kalması normal değil mi? Evet komiserim, aslında bu normal ama kurabiye can demek ki buna çok üzüldü. Gitmiş Baldi öğretmeni babasına şikayet etmiş. Babası da okul çıkışında Baldi öğretmeni yakaladı ve onu yedi. Ama bu hiç mantıklı değil. Hemen gidip kurabiye adamla konuşalım. Bu yaptığının yanlış olduğunu söyleyelim ona. O da Baldi öğretmeni midesinden çıkarsın. Öyle mi komiserim? Kurabiye adam Baldi öğretmeni midesinden nasıl çıkartacak? Ne bileyim Ali. Bir yolunu bulmamız lazım. En son çare kurabiye adamın içine girer. Baldi'yi oradan biz çıkartırız. Hadi gidelim. Geç olmadan kurabiye adamla konuşup şu işi halledelim. Arkadaşlar, biz kurabiyecanın evine doğru geçiyoruz. Siz de bu arada hemen videoyu beğenin. Sakın bir yere ayrılmayın. Size ihtiyacımız olabilir. Videoyu sonuna kadar izleyin. İzleyenler yorumlara sonuna kadar izledim yazsın. Her zamanki gibi tüm yorum yazanların yorumlarına kalp bırakacağım. Hadi hadi, beni sevenler hemen videoyu beğenip yorumlarda kalp bıraksın. Kurabiye adamın evine geldik Ali. Hadi kapıyı hemen çal da çıksınlar bakalım. Tamam komiserim, çalıyorum. Kurabiye can, oğlum kapı çalıyor, kapıya bakar mısın? Bakıyorum baba. Ali, Kerem komiserim, sizin burada ne işiniz var? Kurabiye can, babanı çağırır mısın oğlum? Onunla konuşacaklarım var. Tabii komiserim. Baba, Kerem komiser gelmiş, seni çağırıyor. Giriyorum oğlum. Lafı hiç uzatmadan hemen konuya giriyorum. Baldi öğretmen nerede? Ona ne yaptın? Baldi öğretmen, şu benim oğlumu sınıfta bırakan öğretmen mi? Eğer onu soruyorsan Kerem komiser, ben onu yedim. Bak, sana demiştim komiserim, Baldi öğretmeni yedi diye. Tamam Ali, tamam, sakin ol. Bunu nasıl yaparsın sen? Çocuğunu sınıfta bıraktı diye öğretmeni yemek de nedir? O da benim çocuğuma düşük notlar vermeseydi Kerem komiser, o zaman benim çocuğum da diğer arkadaşları gibi sınıfına geçecekti. O benim çocuğumu üzdü, ben de onu güzelce mideme indirdim. Hemen benimle geliyorsun, hastaneye gidiyoruz. Baldi öğretmeni midenden çıkartacağız. Ne hastanesi komiser? Ben hiçbir yere gelmiyorum. O öğretmen yaptığının cezasını çekti. O bunu hak etti. Ve şimdi de hak ettiği yerde. Bırak saçmalamayı kurabiye adam. Hastaneye gidip Baldi'yi midenden çıkarmamız gerekiyor. Acele et. Ben de sana gelmiyorum dedim Kerem komiser. İstersen daha fazla zorlama. Sonra seni de o Baldi'nin yanına gönderirim. Benden söylemesi. Sen bir de beni tehdit mi ediyorsun? Minecraft Akademisi'nin komiserini tehdit edersin ha? Ben sana bunun hesabını sorarım. Elinden geleni yap Kerem komiser. Baldi öğretmen benim yemeğim oldu artık. Onu hiç kimse benden geri alamaz. Yürü öyle gidelim. Bu kurabiye laftan anlamıyor. Onu anlayacağı dilden konuşmak gerekiyor demek ki. Peki şimdi ne yapacağız komiserim? Baldi öğretmeni o kurabiyenin midesine mi bırakacağız? Tabii ki de bırakmayacağız Ali. Onu her ne olursa olsun o kurabiyenin midesinden çıkarmamız gerekiyor. Yine aklınızda güzel bir plan var sanırım komiserim. Evet evlat. Eski bir dosttan yardım isteyeceğiz. O kesin bize yardım edecektir. Gemilerde talim var, bahri yeri yârim var. Onu gitti askere ne talim. Tepegöz dostum, bakıyorum da keyfin yerinde. Aha Kerem komiser, sen buraya gelir miydin ya? Ne o? Yine şehirde işler karıştı galiba. Evet Tepegöz. Sorma başıma gelenleri. Şehirdeki kurabiyelerle uğraşmaya başladım. Kurabiyeler mi? Anlat komiserim, seni dinliyorum. Elimden gelen bir şey varsa yardım ederim tabii. Geçen günlerde şehrimize kurabiye ailesi taşındı. Kendilerine yer verdik, evlerini yaptık, yaşamaya başladılar. Bir de çocukları var, Kurabiyecan ismi.
mi? Kerem komiser, bu anlattıklarının nesi kötü? Ne güzel işler yapmışsın işte. Dur Tepegöz dur, sonunu dinle. Bugün okulda bizim Baldi öğretmen tüm çocukları sınav yapmış. Herkes sınavdan yüksek not almışlar. Bir tek bu kurabiyecan düşük not almış. Baldi de onu sınıfta bırakmış. Bu çok normal bir durum değil mi ama ya? İşte Tepegöz, olay da burada başlıyor zaten. Kurabiyecan da gidip Baldi'yi babasını şikayet etmiş. Babası sinirlenip okula gidiyor ve okul çıkışında Baldi'yi yakalayıp yiyor. Ne? Baldi'yi mi yemiş? Bak sen şu terbiyesizliğe. Hiç bu yüzden öğretmen yenir mi ya? Yapma Tepegöz sen de şimdi. Bu şehirde senin de Baldi'yi yemişliğin var. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Ama ben sonra Baldi'yi affettim ve çıkardım Kerem komiser. İşte Tepegöz, olay da bu zaten. Bu kurabiye adam Baldi'yi yedi ama çıkarmak istemiyor. Ne olur bize yardım et. Baldi öğretmen olmadan ben ve arkadaşlarım okula devam edemeyecek. Evet Tepegöz, Ali doğru söylüyor. Bizim Baldi'yi mutlaka kurabiyenin midesinden çıkarmamız lazım. Tamam da Kerem komiser, bunu nasıl yapacağız? Bunun için bir planın var mı? Var Tepegöz, bize yardım etmeyi kabul edersen Baldi'yi tekrardan okula döndürebiliriz. Ben ne gerekiyorsa yapmaya hazırım Kerem komiser. Sen de bana zamanında az yardım etmedin. Şimdi yardım etme sırası bende. Ne yapıyoruz anlat bakalım. Şimdi plan şöyle Tepegöz. Önce kurabiye ailesinin evinin oraya doğru gidiyoruz. Sonra da... 2 hours later. Kerem komiser, sen bu planın işe yarayacağından emin misin? Sen hiç merak etme Tepegöz. Şimdi bizi izleyen arkadaşların hepsi videoyu beğenmeye başlayacak. Bu sayede sen de büyümeye başlayacaksın. Sonra da plana devam edeceğiz. Hadi arkadaşlar, şimdi sizin desteğinize ihtiyacımız var. Siz her beğeni attığınızda Tepegöz büyümeye başlayacak. Hadi herkes beğenmeye başlasın. Tepegöz'ü kocaman yapalım. İşe yarıyor galiba Kerem komiser baksana. Ben yavaş yavaş büyümeye başladım bile. Devam edin arkadaşlar. Herkes beğensin videoyu. Siz ne kadar çok beğenirseniz Tepegöz o kadar büyüyecek. Devam edin beğenmeye hadi. İşe yarıyor Kerem komiser. Gerçekten de işe yarıyor. Hala büyümeye devam ediyorum. Videoyu beğenmeyenler de beğenirse ben çok daha büyük olacağım. Bu sayede kurabiyenin evini kolaylıkla kaldırabileceğim. Hadi arkadaşlar devam edin devam edin. Tepegöz'ün kurabiye adamın evini yerinden kaldırabilmesi için herkes beğensin videoyu. Tepegöz'ü çok büyük yapalım. Devam edin devam edin. Kerem komiser bana baksana. Ben kocaman oldum. Artık evi kolayca kaldırabilirim. Tamam Tepegöz. Şimdi kurabiye adamın evini kaldır. Daha sonra onu şehrin dışına götür. Yaptığımız planın gerisine orada devam edeceğiz. Tamam Kerem komiser. Şimdi kaldırıyorum. Tepegöz çok güçlü oldu. Hadi. Bu çok ağırmış ya. Kerem komiser, daha fazla güce ihtiyacım var. Hadi arkadaşlar, Tepegöz'ü daha güçlü yapalım. Videoyu beğendikçe Tepegöz güçlenecek. Yorumlara da Tepegöz yazın. O zaman Tepegöz daha çabuk güçlenecektir. Hadi arkadaşlar, Tepegöz yazın yorumlara. Hadi ama güç geliyor arkadaşlar, bunu hissediyorum. İşte bu kadar, evi yerinden söktüm Kerem komiser. Harikasın Tepegöz, hadi şimdi onu şehrin dışına götürelim. Baba baba, birisi evimizi yerinden söktü. Evi bizimle beraber başka bir yere götürüyor. Sen de kimsin be, bizi nereye götürüyorsun? Çabuk bırak bizim evimizi. Kime diyorum alo? Tepegöz sizi gezdirmeye götürüyor. Tepegöz kurabiyeleri çok seviyor. Sen ne yaptığını sanıyorsun pis yaratık? Bizi neden buraya getirdin? Kurabiye adam, sana Baldi öğretmeni çıkar demiştim ama sen beni dinlemedin. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Sen Kerem komiser, bunu sen istedin. Beni çok sinirlendirdin. Bak şimdi sana neler yapıyorum, izle beni. Seni de o Baldi'nin yanına göndereceğim. Gel bakalım buraya Kerem komiser. Seni de mideme indireyim. Sen öyle zannet kurabiye adam. Askerler! Hazır! Nişan al! Ateş! Hayır, olamaz. Sana söylemiştim kurabiye adam ama sen beni dinlemedin. Benim arkamda bu kadar izleyenim ve sevenim varken bana kimse zarar veremez. Artık bunu sen de öğrenmiş oldun. Eh,
Ne oldu bana ya? Neredeyim ben? Buraya nasıl geldim? Kerem komiser? Bu kurabiye seni yemişti Balbi, hatırlıyor musun? Eski dostum Tepegöz bizi izleyen arkadaşlarımızın da yardımıyla seni onun midesinden kurtardık. Onlara bir teşekkür etmek istemez misin? Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beni kurtarmak için yaptığınız her şeye teşekkür ediyorum. Birçoğunuz beni fazla sevmese de ben hepinizi çok seviyorum. Sonuçta ben bir öğretmenim. Tamam Balbi öğretmen. Hadi gidelim. Artık burada işimiz kalmadı. Şehre dönelim. Gidelim Kerem komiser. Sana da yaptığın her şey için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok sıkıldım okula gitmekten, anlıyor musunuz? Çok sıkıldım. Her gün gidip aynı şeyleri yapmaktan çok sıkıldım. Zaten fakir bir aile olduğumuz için bana para da vermiyorsunuz. Ben okulda hep parasız geziyorum. Lütfen bana biraz para verin. Bugün karnım çok aç. Ne olursunuz bana biraz para verin. Ekmek almam lazım. Ne olursunuz bana biraz para verin. Sana ne be? Sana ne? Para vereceksen ver. Vermeyeceksen hadi ikile. Ne biçim konuşuyorsun sen be? Senin hiç terbiyen yok mu kızım? Bana bak ufaklık. Senin canın çok sıkılıyor galiba. Sen gel bakayım buraya da sana ben terbiyeyi göstereyim. Kaçma gel buraya çabuk gel. Anne, dilenci bana saldırıyor. Yardım edin. İmdat! İmdat! Dilenci değil. Ayça diyeceksiniz bana. Ayça! Ne oldu Ayça? Parasız kalınca dilenmeye mi başladın? Kıyafet değil ne kadar da kötüymüş. Çöpten mi buldun bununla yoksa? Gidin başımdan be gidin. Siz ne kadar kötü arkadaşsınız be. Hemen dalga geçmeye başlıyorsunuz. Gidin buradan gidin. Siz benim arkadaşım değilsiniz artık. O Ayça eve gelsin, soracağım ben ona. Daha okullar yeni açıldı. Bizimkisi okula asmaya başlamış bile. Dur fakir, sinirlenme hemen. Gelsin de bir konuşuruz. Öyle hemen çocuğun kalbini kırmaya gerek yok. Merhaba canım ailem. Bugün ne kadar güzel bir gün değil mi? Siz nasılsınız bakalım? Biz hiç iyi değiliz Ayça. Uzun zamandır okula gitmediğini öğrendik. Neden okula gitmiyorsun ha? Söyle bakalım. Ne? Okula gitmemek mi? Bunu size kim söyledi ya? Ben her gün okula gidiyorum. Yalan söyleme Ayça. Yalan söyleme. Bugün öğretmenlerinle görüştük. Okula gittiğimizde sınıfında yoktun zaten. Hem okula gitmiyorsun hem de yalan söylüyorsun. Çabuk bize bir açıklama yap. Bunu neden yapıyorsun ha? Neden yapıyorsun? Çok sıkıldım okula gitmekten. Anlıyor musunuz? Çok sıkıldım. Her gün gidip aynı şeyleri yapmaktan çok sıkıldım. Zaten fakir bir aile olduğumuz için bana para da vermiyorsunuz. Ben okulda hep parasız geziyorum. Fakir olmak istemiyorsan eğer derslere çok çalışmalısın. Derslere çalışmazsan sen de bizim gibi fakir hayat sürersin. Çocukların da hep fakir olur. İstemiyorum, istemiyorum, hayır. Ne fakir bir hayat yaşamak istiyorum ne de okumak istiyorum. Anlıyor musunuz beni? Bıktım artık ya, bıktım. Saçmalama Ayça. Sen daha çok küçüksün. Okuyacaksın tabii ki. İleride bizim gibi olmak istemiyorsan okumak zorundasın. Hayır, hayır. İstemiyorum. Eğer beni okula gönderirseniz hiçbir zaman okula gitmem. Sürekli okuldan kaçarım. Siz de boşu boşuna okula para ödemek zorunda kalırsınız. İyi bakalım Ayça. Demek okula gitmiyorsun ha? O zaman hemen şimdi dilencilik yapmaya başla bakalım. Sokaklarda biraz dilen de aklın başına gelsin senin. Hayır fakir. Bunu yapamazsın. O daha çok küçük. Onu dilenmeye yollayamazsın. Ben söyleyeceğimi söyledim. Hemen şimdi çıkıp dışarıya dilenmeye başla bakalım. Biraz dışarıda çalış da aklın başına gelsin. Akşam eve biraz para getir. Lütfen bana biraz para verin. Bugün karnım çok aç. Ne olursunuz bana biraz para verin. Ekmek almam lazım. Ne olursunuz bana biraz para verin. Hey çocuk, neden burada dileniyorsun? Annen baban nerede senin? Seni bu yaşta kim dilendiriyor söyle bakalım. Sana ne be moruk, sana ne? Dileniyorum, paramı kazanıyorum işte. Hadi git tezgahın önünü kapatma. Aa, ne kadar terbiyesiz bir çocuk ya. Ne halin varsa gör be, dilen burada. Abiler ablalar, lütfen bana biraz para verin. Ne verirseniz elinizde o gelir sizinle. Lütfen bana biraz para verin. Sen neden burada dileniyorsun? Senin annen baban yok mu? Okula gitmiyor musun sen? Sana ne be, sana ne? Para vereceksen ver. Vermeyeceksen hadi ikile. Ne biçim konuşuyorsun sen be? Senin hiç terbiyen yok mu kızım? Bana bak ufaklık. Senin canın çok sıkılıyor galiba. Sen gel bakayım buraya da sana ben terbiyeyi göstereyim. Kaçma gel buraya çabuk gel. Anne, dilenci bana saldırıyor. Yardım edin. İmdat! İmdat! Dilenci değil. Ayça diyeceksiniz bana. Ayça! Of ya. Kimse para vermiyor. Herkes akıl vermeye çalışıyor. Akıl verdikleri kadar para verseler bayağı param olmuştu şimdi benim. Ne güzel oynadık Pyke'de ama. Herkesi yendik, gördünüz mü? Evet ya. Herkes ağzı açık bizi izledi ha. Hey bebek asker. Şuraya bak. Bu Ayça değil mi? Ne yapıyor acaba orada, baksanıza. Evet evet. Bu Ayça. Hadi yanına gidelim bakalım. Ne yapıyormuş orada bir görelim. Hey Ayça, ne yapıyorsun sen burada? Neden burada dileniyorsun sen? Okula da gelmiyorsun zaten uzun zamandır. Baksanıza arkadaşlar. Ayça dilenci olmuş. Zaten çok fakirlerdi biliyorsunuz. Şimdi de dilenmeye başlamış. Paraları kalmamış galiba. Ne oldu Ayça? Parasız kalınca dilenmeye mi başladın? Kıyafet değil ne kadar da kötüymüş. Çöpten mi buldun bununla yoksa? Gidin başımdan be gidin. Siz ne kadar kötü arkadaşsınız be. Hemen dalga
geçmeye başlıyorsunuz. Gidin buradan gidin. Siz benim arkadaşım değilsiniz artık. Hadi gidelim arkadaşlar. Baksanıza Ayça yeni bir iş bulmuş. Artık dilencilik işi yapacakmış. Zaten ona en çok bu iş yakışıydı. Tamam tamam. Daha fazla üzerine gitmeyin kızım. Hadi gidelim buradan. Baksanıza birazdan ağlayacak yoksa. Of ya of. Okulu bırakmakla çok kötü yaptım galiba. Herkes benimle dalga geçiyor. Kimse de para vermiyor zaten. Akşam eve giderken para götürmezsem bizimkiler bana çok kızacak. Arkadaşlar sizce ben ne yapmalıyım? Okula mı gitmeliyim? Yoksa dilencilik yapmaya devam mı etmeliyim? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Okula gitmem mi gerekiyor? Yoksa dilencilik mi yapmam gerekiyor? Karar veremedim bir türlü. Hemen yorumlara yazın. Ben de ona göre bir karar vereyim. Galiba ben çok yanlış yaptım okulu bırakarak. Dilencilik hiç bana göre değil. Yorumlarda da zaten arkadaşlar hep okula gitmem gerektiğini söylemiş. Ben nasıl böyle bir hata yaptım ya? Hey Arda baksana. Bu Ayça değil mi? Neden dileniyor caminin kapısında acaba ya? Hadi gel şu yanına gidelim bakalım. Ayça kardeşim ne yapıyorsun sen burada? Bu kıyafetlerin de ne senin böyle? Neden burada dileniyorsun? Neden ağlıyorsun Ayça? Arkadaşlar ben bir süredir okula gitmiyordum. Bugün annemle babam okula gelip beni sormuşlar. Ve okula gitmediğimi öğrenmişler. Bana çok kızdılar. Ne? Sen okula gitmiyor muydun ya? Neden böyle bir şey yapıyorsun ki? Okula gitmen lazım. Bilmiyor musun sen bunu? Durun arkadaşlar durun. Şimdi önemli olan bu değil. Sen neden burada dileniyorsun Ayça? Bana onu söyle. İşte annemle babam ben okula gitmediğimi öğrendikten sonra çok kızdılar. Ve beni cezalandırmak için dilendirmeye başladılar. Saçmalama kardeşim ya. Olur mu hiç öyle şey? Dilencilik yapılır mı? Senin okula gitmen gerekiyor. Hadi kalk. Hep beraber eve gidelim de babamla konuşalım. Tamam abi tamam. Ben de zaten çok pişmanım. Yarından itibaren sürekli okula gideceğim. Ve bir daha asla okulumu bırakmayacağım. Söz veriyorum. Babacığım biz Ayça ile konuştuk. Ayça okulu bıraktığı için sen de onu dilendirmeye göndermişsin. Doğru mu ya? Evet Arda. Ayça çok uzun zamandır okula gitmiyormuş. Okula gitmesi gerektiğini söylediğimizde de bize karşı geldi. Saygısızlık yaptı. Bu yüzden onun biraz dilencilik yapıp aklını başına alması gerekiyor. Fakir amca biz Ayça ile konuştuk. Ayça hatasının farkına varmış ve akıllanmış artık. Bir daha okula gidemezlik yapmayacakmış. Öyle mi Ayça? Aklın başına geldi mi kızım? Bizi tekrardan kandırmaya kalkma sakın. Hayır baba. Bugün dilencilik yaptığım zaman çok utandım ben. Bütün arkadaşlarım da benimle dalga geçti. Artık ben dilencilik yapmak istemiyorum. Peki okula devam edecek misin? Derslere çok çalışacak mısın? Bana bunun cevabını ver bakalım. Tabii ki babacığım. Tabii ki de gideceğim okula. Ben çok yanlış bir karar vermişim. Bir daha asla okulumu aksatmayacağım. Derslerime de çok çalışacağım. Söz veriyorum. Sizi bir daha asla üzmeyeceğim. Ben de söz veriyorum baba. Bundan sonra kardeşimle daha çok ilgileneceğim. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Derslerine de hep yardım edeceğim onun. Ben de yardım ederim Ayça fakir amca. Hem okulda onun yanında dururuz sıkılmaz. Hem de derslerine yardımcı oluruz. Abilik yaparız biz ona. İyi madem çocuklar. Hepinizin aynı fikirde olması çok güzel olmuş. O zaman dilencilik yapmana gerek kalmadı Ayça. Hadi temiz kıyafetlerini giy de yat uyu. Yarın sabahtan doğru okula gideceksin. Babacığım beni affettiğin için çok teşekkür ederim. Bundan sonra çok mutlu bir aile olacağız. Göreceksiniz. Hadi hadi acele et. Hızlı ol biraz. Derse geç kalacağız. Aa baksana şuradaki rüzgar değil mi? Ne yapıyor sabah sabah acaba burada? Rüzgar oğlum senin ne işin var burada? Neden burada bekliyorsun ki? Birazdan zil çalacak. Ders başlayacak. Okula gelmiyor musun? Ne akıllı oğlum ya. Ben bugün okula falan gelmeyeceğim. Kafama göre takılacağım ben dışarıda. Rüzgar oğlum saçmalama. Okula gelmezsen derste yok yazılırsın. Bunu da ailen duyarsa var ya çok fena olur senin için. Evet Rüzgar. Arda doğru söylüyor. Hem okula devam etmezsen ileride nasıl meslek sahibi olabileceksin ki? Kimse sana iş vermez. Saçmalamayın ya. Baksanıza oğlum. Hem hava bugün çok güzel. Tam dışarıda takılmalık vallahi he. Siz de bırakın okulu falan. Gelin beraber takılalım bugün hadi. Arkadaşlar İngilizce'de merhaba ne demek? Ne demek olduğunu ve nasıl yazıldığını bilen varsa hemen yoruma yazsın bakalım. Doğru yazanlara da kalp bırakacağım. Oğlum Rüzgar, senin kafana sabah sabah güneş geçti sanırım ha. Sen bize şu anda okuldan kaçmayı teklif ediyorsun. Farkında mısın Rüzgar? Yok be Arda, kafam gayet yerinde. Her şeyin de farkındayım. Gelin işte oğlum, bu mus gibi havanın tadını çıkartalım. Ne işin var okulda şimdi senin ya? Biz Arda ile birlikte bugün okulda olacağız abi. Senin de bu yaptığını annenle babam duyarsa var ya, sana neler yaparlar bilmiyorum artık. Sen bir şey söylemezsen bizimkinlerin bundan haberi olmaz kardeşim. Sen onlara bir şey söyleme yeter. Ya abi, ben söylemesem bile bugün sınıfta öğretmen yoklama alacak. Senin olmadığını görecek ve bizimkinlere haber verecek biliyorsun. Elif haklı Rüzgar. Bence sen bu okuldan kaçma fikrinden vazgeç. Gel bizimle adam gibi dersine gir. Dışarıda gidip tozmayı da hafta sonuna ertele. Hem hafta sonu biz de sana katılırız abi. Birlikte dolaşırız, gezeriz. Hadi gel, bırak yüzünü de anneyle babamızı kızdırma. Tamam be. Size de bir şey söylenmiyor ha. Gidin siz, ben gelmiyorum.
Gidin o küçücük sınıfın içerisinde gününüzü geçirin. Bana da akıl falan vermeyin. Bırakın beni. Tamam Rüzgar, tamam. Git sen kafana göre takıl o zaman. Beni ve kardeşin Elif'i de dersinden geri bırakmaya çalışma. Çünkü biz çalışkan öğrencileriz. Senin gibi tembel değiliz. Hadi Arda abi gel. Bak zil çalıyor, okula geçelim. Dersi geç kalmayalım. Yoksa yok yazılacağız. Haklısın Elif. Hadi gidelim biz. Abin bugün ne yapmak istiyorsa, nereye gitmek istiyorsa oraya gitsin. Baksın başının çaresine. Hadi yürüyün. Çalışkan inekler sizi. Gidin de bu güzel gününüzü o sınıfta geçirin bakalım. Şunlara bak ya. Bana okumaktan, iş sahibi olmaktan bahsediyor. Allah Allah. Ben okusam ne okumasam ne olur. Benim sürekli arkamda olan zengin bir babam var. Siz kendi derdinize yanın. Gerçi Elif'in de arkasında zengin bir babası var ama sonuçta o da benim kardeşim. O neden okula gidiyor zaten anlamış değilim ki. Hadi Elif hadi. Acele et. Bak Baldi öğretmen sınıfa doğru geliyor. Gördüm Arda abi, gördüm. Ama yine de Baldi öğretmenden önce geldik sınıfa. Günaydın çocuklar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Günaydın öğretmenim. Ne yapacağız işte Baldi öğretmenim? Derse geldik. Ders işlemeye geldik. Kapa çeneni velet. Karşılık verme bana. Yersin şimdi tokatı. He. Allah Allah. Ne dedim ben şimdi ya? Anlaşılan Baldi öğretmen bugün yeter. Tersinden kalkmış Elif. Şşşt! Sus abi sus, duyacak şimdi. Ne konuşuyorsunuz bakalım siz aranızda öyle? Bize de anlatın, biz de duyalım ufaklıklar. Fısır 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 fısır. Hiç öğretmenim, bir şey konuşmuyoruz, sizi dinliyoruz. Aferin, benim dersimde izin almadan konuşmak yasak. İzinsiz konuşana neler yaparım bilirsiniz. Bu Baldi öğretmen de kendini kül yutmaz sanıyor ha. Baksana havasından geçilmiyor. Ne oldu kız, bir şey mi dedin, duymadım. Yok öğretmenim yok. Arda'ya sessiz olmasını söyledim. Dedim ki yoksa Baldi öğretmen sana çok kısıp ceza verecek. Evet Arda, sessiz ol, konuşma. Yoksa Elif'in de dediği gibi ben bir sinirlenirsem var ya bambaşka bir öğretmen olurum karşınızda. Ve eminim siz de bu öğretmenle tanışmak istemezsiniz. Ah Elif ah. Ben ne yaptım şimdi ya? Yine döndü dolaştı, kabak benim başım patladı valla. Ben de şanssız biriyim böyle ya. Sınıf başkanı, bugün dersime gelmeyen var mı? Öğretmenim, bugün sizin dersiniz olduğundan herkes okula gelmiş. Sadece bir kişi hariç. Kimmiş o gelmeyen velet? İsim ver bana çabuk. Elif arkadaşımızın abisi öğretmenim. Rüzgar gelmemiş bugün. Ne ufaklık? Senin abini annen sabah kahvaltılarında yürek mi yediriyor? Benim dersime katılmamanın cezasını bilmiyor mu çocuk? Valla öğretmenim, biz okula gelirken Rüzgar abim okulun yanında dikiliyordu. Sorduk okula geliyor musun diye ama gelmeyeceğim dedi. Ne? Bugün benim dersim olduğunu bile bile dersime mi gelmedi bu çocuk? O elbet gelecek benim dersime. Gelsin bakalım, ben ona neler yapacağım biliyorum. Hatta öğretmenim ben bugün gezip dolaşacağım dedi. Okumama gerek yok. Benim arkamda zengin babam var falan dedi öğretmenim. Ya bu çocuk var ya tam bir abanak sanırım ha. Onun arkasında zenginin babası var da. Bu Elif kızın arkasında kim var acaba? Bu onun kardeşi değil mi? Kardeşim öğretmenim, haklısınız. Benim de arkamda zengin babam var ama Arda abimle birlikte çok dil döktük. Gel okula derslerinden geri kalma dedik ama maalesef bizi dinlemedi. Hatta öğretmenim bizimle okula gelirken arkamızdan dalga geçti zaten. Vay bakın siz şuna. Lan ben bu Rüzgar'a sorarım he. Hadi siz şimdi sınıfta uslu uslu oturun. Ben bir müdürün yanına gidip geliyorum. Sakın ses çıkarmayın. Ayağa kalkan, gürültü yapan olursa gelince bana ismini vereceksin başkan, tamam mı? Tamam öğretmenim. Siz nasıl isterseniz. Baldi öğretmeni duydunuz arkadaşlar. Sessiz olun. Kimse yerinden ayrılmasın. Şunlara bak ya. Bana akıl veriyorlar bir de. Canımı nasıl sıktılar bunlar benim. Neyse ben eve gideyim de zengin babamdan para isteyeyim ben. Baba. Baba evde misin? Canım zengin babam benim. Bana para lazım baba. Para. Allah Allah. Nerede bu babam ya? Bağırma oğlum bağırma. Baban evde yok. Hadi ya, evde yok mu? Ama benim ondan para almam lazımdı ya. Nereye gitti sabah sabah bu adam ya? Sorma oğlum ya başımıza gelenleri. Çok gidişiyor oldu bu sabah. Ne oldu anne? Yoksa babam bütün parasını mı kaybetti? Biz fakir mi olduk? Ne oldu? Söyle çabuk. Hayır oğlum hayır. Daha da kötüsü, daha da kötüsü. Allah Allah. Anne korkutma beni ya. Bundan daha kötü ne olmuş olabilir ki? Babanın tüm parasını kaybetmekten daha kötü bir şey oldu Rüzgar. Babam eğer zenginse ve para kaybetmediyse o zaman da kötü bir şey olmuş sayılmaz. Söylesene anne ya. Nerede babam? Ne oldu? Bu sabah babanla birlikte market alışverişine çıktık oğlum. Ne var bunda? Yoksa babam tüm paramızla marketi falan mı satın aldı? Tüm paramızı bitirdi mi? Olamaz, olamaz. Ay oğlum bana fenalık getirdin, saçmalama ya. Aklın fikrin babanın parası da senin de ha. Anne söylesene o zaman ya, ne oldu? Çok kötü bir şey oldu deyince benim hep aklıma paralarımızın kaybettiğimiz geliyor. Bir anlat şu olayı bakayım. Babanla tam alışverişi yaptık. Marketten eve dönerken hızlıca bir araba geldi, babanı çarptı. Daha sonra da babanı hastaneye kaldırdık ve durumu çok kötü oğlum ya. Ha ne diyorsun anne ya? Babam şimdi hastanede mi? Evet oğlum. Kazadan sonra babanı hemen hastaneye götürdüler. Az önce de doktor aradı beni. Durumu çok kötüymüş. Beni de hastaneye çağırdılar. Olamaz ya. Hayır anne. Ben babamı çok seviyorum. Ona bir şey olamaz. Ona bir şey olursa ben yaşayamam. Ben de babanı çok seviyorum oğlum. Ben de onda bir şey olursa yaşayamam. Hadi o zaman anne. Ne duruyoruz burada? Hemen hastaneye gidelim. Haklısın oğlum. Babanın yanına gidelim. Onun yanında olup ona destek olalım. Doktor amca. Benim babam sabah
kazadan getirilen adam senin baban mıydı? Evet doktor amca, evet. Babamı görebilir miyiz? Onun yanında olup ona destek olmak istiyorum. Evet doktor bey. Kocam iyileşecek değil mi? Odası nerede? Bir göreyim kendisini. Hanımefendi. Kocanız kazada kötü yaralanmış. Şu an onu görmenize izin veremem maalesef. Hadi doktor amca. Sadece birkaç dakika ya, ne olur. Hem bizi yanında görürse babam çok sevinir. Hem ona da moral olmuş olur işte ya. Doktor bey, ne olur zenginin yanında olmamıza izin verin. Onun şu an bizim desteğimize çok ihtiyacı var. Buna eminim. Maalesef maalesef. Şu an sizi zenginin yanına alamam. Beni anlamaya çalışın. Evlat, sen de babanın iyi olmasını istiyorsan sen de okula devam et. Derslerine çok çalış. Baban o zaman mutlu olur ve iyileşmesi hızlanır. Sen ne diyorsun doktor amca ya? Üzüntüm bitirip şimdi var ya. Allah Allah. Olur mu böyle şey? Ben hem babamı görüp ondan bugünkü harçlığımı almam lazımdı. Rüzgar yeter artık ya. Baban ne durumda oğlum? Sen hala harçlık peşindesin ya. Sinirleniyorum bak artık. Barbie Hanım. Size söylemem gereken bir şey daha var benim. Nedir o doktor bey? Maalesef artık. Zengin bey tüm parasını kaybetti. Kaza sonrasında kendine yapılan ameliyat çok para tuttu. Zengin beyin tüm parası da bu ameliyat masraflarına gitti maalesef. Nasıl ya? Şimdi benim babamın hiç parası kalmadı mı? Neler söylüyorsun sen doktor amca? Benim babamın çok parası vardı. O kadar çok parası vardı ki parasının bitmesi imkansız. Peki doktor bey, eşimin tüm parası bu ameliyat masraflarına gittiyse o zaman biz şimdi fakir bir aile mi olduk? Sanırım öyle oldu hanımefendi. Üzgünüm ama zengin beyi kurtarmak için bu ameliyatı yapmak zorundaydık. Yani biz şimdi 5 parasında kaldık. Onu mu demek istiyorsun doktor amca? Evet evlat. Üzgünüm ama gerçek bu. Artık siz fakir bir hayat yaşamaya kendinizi alıştırmak zorundasınız. Ben şimdi ne yapacağım doktor amca ya? Ben bugün okulda gitmedim. Derse de katılmadım. Bana şimdi kim iş verecek? Ben nasıl çalışıp aileme destek olacağım? Of ya of. Rüzgar kardeşim. Bu ne hal böyle? Ne oldu sana böyle ya? Abi bu elbiseler ne? Ne oldu sana böyle? Hem sen sabah dışarıda dolaşmak için okula gelmemiştin. Şimdi neden sırftasın ki? Oğlum Rüzgar, sen hiç okula gelmez, derslere katılmazdın. Bu elbiseleri falan ne oldu sana? Yoksa dışarıda gezerken serseriler seni soydu mu? Hayır Arda ya. Ne soyulması oğlum? Babamı hastaneye kaldırmışlar. Tüm paramız babamın ameliyat masraflarına gitti. Artık ben 5 parasızım. Aa, çok geçmiş olsun kardeşim. Çok üzüldüm. Tamam şimdi parasız kaldın da sen okula gelmeyi de pek sevmezdin. Ne oldu da şimdi okula geldin? Arda kardeşim, işte babam bütün parasını kaybedince artık benimle çalışmam lazım. Güzel bir iş bulabilmem için de okumam lazım. O yüzden geldim okula. Üzülme abi ya. Her şey düzelir. Sabah işte sana biz bu yüzden anlatmaya çalıştık. Ama sen anlamadın. Ya da anlamak istemedin. Aynen kardeşim. İnsanın başına ne zaman nerede ne geleceği hiç belli olmuyor biliyorsun. O yüzden şimdiden her şeye hazırlanmamız gerek. Bizim yaşımızda olan kişilerin okuması gerekiyor biliyorsun. Haklısın kardeşim. Ben de bunu fark ettim. Biraz geç oldu ama olsun. Artık hiç okula gelmezlik yapmayacağım. Vay be Rüzgar. Bir yaşıma daha girdim ha. Ben senden bu lafları duyacağımı hiç zannetmezdim. Evet Arda abi. Ben de şu an çok şaşkınım. Abim ve okul. Bu iki kelimeyi yanına getirmek büyük bir mucize olmuş gerçekten. Hem ben gelmeden önce evde tüm dersleri çalışıp da geldim. Baldi öğretmen geldi. Baldi öğretmen geldi. Oo Rüzgar. Seni burada görmek ne güzel ya. Gözlerim yaşardı. Dalga geçmeyin öğretmenim ya. Ben bundan sonra tüm derslere katılacağım. Okuyacağım ve çok büyük adam olacağım. Göreceksiniz. Evet öğretmenim. Rüzgar fikrini tamamen değiştirmiş. Artık haylazlık peşinde koşmayacakmış. Hem öğretmenim. Rüzgar abim bugünkü bütün derslerini evde çalışmış. Allah Allah. Öyle mi Rüzgar? Şimdi çok duygulandım valla. Ağlayacağım ha. Evet öğretmenim. Tüm derslerime çalıştım da öyle geldim. Peki. Söyle bakalım Rüzgar. İngilizce'de merhaba ne demek? My name is Tünaydın. Doğru değil mi öğretmenim? Ney? My name is Tünaydın mı? Oğlum ne diyorsun sen ya? Arkadaşlar siz de şuna bir şey söyleyin. Nasıl yazıldığını bilmiyor mu bu çocuk? Baldi öğretmenim. Sanırım bilmediği yerden soru sordunuz. Peki arkadaşlar siz biliyor musunuz? İngilizce'de merhaba ne demek? Ne demek olduğunu ve nasıl yazıldığını bilen varsa hemen yoruma yazsın bakalım. Doğru yazanlara da kart bırakacağım. Peki o zaman başka bir dersten soru sorayım. Türkiye'de kaç tane deniz vardır? Söyle bakalım. Yedi tane miydi öğretmenim? Ne diyorsun oğlum sen? Sen gerçekten ders çalışıp geldiğin emin misin? Kim öğretiyor sana bunları? Yine bir yanlış oldu öğretmenim ya. Oysa ki ben bütün derslerime çalışıp gelmiştim bugün. Yine yanlış cevap. Son bir soru daha sorayım bakalım. Türkiye'de kaç tane bölge var? Onu söyle bakalım. Çok bölge var öğretmenim. 15-20 tane olduğunu biliyorum. Ama sayıları her geçen gün arttığı için en son kaçta kaldı bilmiyorum. Arda oğlum ne diyor bu böyle? 15-20 tane olduğunu söylüyor. Ne 15-20'si öğretmenim? Ben hep söylemişimdir. 30-40 tane vardır yani. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz lan? Çıkın çabuk sınıfımdan. Kovuyorum lan siz defolun. La oğlum yine kavak benim başım patladı ya. Ne oldu şimdi ya? Ben sorulara yanlış mı cevap verdim ki? Baldi neden sinirlendi bu kadar anlamadım.
Efendim doktor bey, buyurun. Barbie Hanım, sizi şey için arıyordum. Ne oldu doktor bey, ne oldu, neler oluyor? Konuşsanıza, zenginime bir şey mi oldu benim? Barbie Hanım, lütfen sakin olun. Maalesef tüm çabalarımıza rağmen zengin beyi kaybettik. Zengin bey öldü. Ne? Ne diyorsunuz doktor bey? Olamaz bu. Zengin. Anne, ne oldu anne? Neden ağlıyorsun? Oğlum Rüzgar, Ne oldu anne? Ne oldu? Konuşsana. Babama bir şey mi oldu yoksa? Üzgünüm oğlum. Maalesef babanı kaybettik. Doktorlar babanı kurtaramamış. Baban ölmüş oğlum. Hayır ya, hayır. Baba, babam ölemez. Olamaz mı şimdi? Çabuk bana oğlumu yerini söyle Herobrine. Yoksa seni böcek gibi ezerim. Anlamıyorsunuz beni, anlamıyorsunuz. O gece ben oraya sizi kurtarmaya gelmiştim. Ben hiçbir şey yapmadım. Yalan söylüyorsun Herobrine, yalan söylüyorsun. Şimdi uçurumdan aşağı atalım, seni de gör bakalım. Bakın bu lanet çok büyük. Bunun benimle hiçbir alakası yok. Ama size benden başka kimse de yardımcı olamaz. Arkadaşlar durun. Sanırım Herobrine bu sefer doğru söylüyor. Eğer o yapsaydı bunun için bizden özür diler ve kurtulmak isterdi. Merhaba anneciğim. Merhaba babacığım. Bakın size kardeşlerimi getirdim. Alçak herif, kimsin sen? Bırak çabuk çocuklarımızı, bırak. Beni ne çabuk unuttun babacığım. Daha geçen gün hastanede beni kucağına almıştın. Hatırlamıyor musun? Hayır alçak herif, sen benim oğlum değilsin. Sen pis bir büyücüsün. Hey Herobrine, sen bunu tanıyor musun? Kim bu? Nereden çıktı, çabuk söyle. Tanıyorum Kerem komiser. Bu dünyaya geçmişten geldi ve benim yerime geçmeye çalışıyor. Ama bunu asla başaramayacak. Sen öyle zannet eskimiş büyücü. Senin devrin kapandı artık. Seni ve bu Minecraft Akademisi köyünü yok edeceğim. Sen öyle zannet budala herif. Minecraft Akademisi köyü benim. Onu benden kimse alamaz. Bu çocuklar elimdeyken benimle kimse başa çıkamaz. Size yapacaklarımı tahmin bile edemezsiniz. Arkadaşlar hemen beğenin videoyu ve kanala abone olun. Çabuk olun, çabuk. Şimdi senin sonunu getireceğiz pislik herif. Yorumlara hemen süper güç yazın arkadaşlar. Lanetini durduralım hemen. İstediğiniz kadar yardım isteyin çocuklar. Beni yakalayamazsınız. Olamaz ya, olamaz. İşe yaramadı. Kurtaramadık. Merak etme zengin. Çocukları kurtaracağız. İlk önce bilge büyücüye gidelim ve neler olduğunu anlamaya çalışalım. Ben de sizinle geliyorum Kerem komiser. Bu savaşta birlikte olalım. Gel bizimle dostum. Bilge büyücü, burada mısın? Acil işimiz düştü sana, yardımın gerekiyor. Geliyorum çocuklar, geliyorum. He? Sen? Pis Herobrine. Şimdi yaktım seni. Dur bilge büyücü, dur. Herobrine bize yardıma geldi. Bizimle savaşacak. Nasıl? Herobrine bizimle mi savaşacak? Kimin için savaşacak anlamıyorum. Bilge büyücü, hastanede zenginin bebeği kılığına girdi ve evlerine gelmişti. Orada da siyah iksir üretti ve insanların sevgisiyle birlikte tekrardan güç kazandı. Ne? Geri döndü demek ha? Durum sandığımızdan da kötü sanırım arkadaşlar. Gelin gelin, bu taraftan gidiyoruz. Büyücü hislerim burayı işaret ediyor. İyi de burası senin kalen değil mi? Bize tuzak mı kuruyorsun yoksa, çabuk söyle. Sana güvenilmeyeceğini biliyorduk zaten. Nasıl güvendik sana, nasıl? Hayır arkadaşlar, hayır. Durun, bekleyin. Burası her yıl farklı bir büyücüye devredilir. Burası büyücüler kalesi. Bana ait değil. Peki burada olduğunu nereden anladın? Şeytani güçleri olanlar birbirlerinin yerini tahmin edebilirler Kerem komiser. Şeytani güçlerin en büyüğü. Bakın arkadaşlar, bakın. Şurada bir şey var. Bunu ilk defa görüyorum. Aman Allah'ım, bu nasıl olabilir? Tüm sinyaller burada olduğunu gösteriyordu. Ama şu an karşımıza Zero çıktı. Bunlar da kim Herobrine? Bunları ilk defa görüyoruz. Bunların bizim köyümüzün yakında ne işi var? Beni yok etmek ve tahtıma geçmek için geldi. Zero da tüm şeytanlara dönüşebilen ve her şeyi taklit edebilen bir varlık. O zaman rüzgarı geri alabilmek için bunların ikisiyle de savaşmamız gerekiyor, öyle mi? Maalesef öyle gözüküyor arkadaşlar. Neler yapabiliriz hiç bilmiyorum. Ben biliyorum aslında. Gireceğiz ve rüzgarı onların elinden kurtaracağız. Başka yol yok. Ama bunu nasıl yapacağız bilmiyorum gerçekten. Ben biliyorum. İçeriye gireceğiz ve her şeyi bitireceğiz. Canım pahasına bile olsa rüzgarı kurtaracağım. Benim çocuğumu kaçırarak hayatınızın en büyük hatasını yaptınız. Size bunu ödeteceğim. Sen de kimsin be? Burada ne işin var dostum? Beni nereden tanıyorsun? Ben tanıştırdım Zero. Çok büyük bir yanlış yaptınız.
Fakir Hero Brian seni. Seni görmeyeli çok uzun zaman oldu. Buraya gelerek ne kadar büyük bir tehlikeye attınız kendinizi bilmiyorsunuz değil mi? Asıl sen ne kadar büyük bir tehlikedesin bilmiyorsun dostum. Al bakalım sana fırından yeni çıkmış bir büyücün büyücüğü. Dur bilge büyücüğü, sakın büyü atma. Aman Allah'ım, bu da ne böyle, neler oluyor? Dostum, yani ben sıfırım. Bana neyi verirseniz size onu yansıtırım. Bana attığınız büyüler sadece beni daha da güçlendirir. Partiye hoş geldiniz beyler. Çok bir şey kaçırmamışımdır umarım. Bu hiç iyi değil arkadaşlar. Şimdi sizi kızarmış tavuğa dönüştüreceğim. Gelin bakayım buraya. Kaçın arkadaşlar, kaçın. Hepimizi yakacak, kaçın çabuk, kaçın. Babacım kurtarın beni ne olur. Bunların eline bırakma beni sakın. Rüzgar oğlum dikkat et. Saklan bir yere çabuk. Artık çok geç Rüzgar. Saklanacak bir yerin kalmadı. Rüzgar oğlum hadi koş bu tarafa doğru koş. Çabuk ol çabuk. Bu mistik gücü kullanabilen ilk defa birini görüyorum. Bunu nasıl başardın? Meslek sırrı Herobrine. Özel zamanların kurtarıcısıyım ben. Sana da teşekkür ederiz Herobrine. Gerçek bir kahraman gibi savaştın. Aramıza hoş geldin. Eyvah! Polisler peşime düştü. Hemen kendime saklanacak bir yer bulmalıyım. Çaldığım şey o kadar değerli bir şey değil ya. Bırakın peşimi bırakın. Burada bir ev var. O tarafa doğru gideyim. Bu evde saklanabilirim. Burası da zaten terk edilmiş görünüyor. Koş koş acele et. Hırsız bu sokağa girdi. Yakalayalım hemen şunu. Nereye gitti şimdi bu? Bu sokağa girdiğini gördük. Etrafta kimseler yok. Nereye kayboldu bu bacaksız ya? Gel benimle. Şurada terk edilmiş bir ev var. Kesin o eve saklanmıştır. Zaten gidecek başka yeri yok. Kesinlikle sana katılıyorum dostum. Sonunda onu yakaladık. Kesin bu evde saklandı o hırsız velet. Allah! Polisler evin önüne geldiler. Yakalanacağım şimdi. Ne yapacağım ben ya? Nasıl kurtulacağım buradan? Aha! Burada bir sandık var. Ben buraya saklanabilirim. Beni burada asla bulamazlar. Buraya bakmak akıllarına bile gelmez. Hazır ol dostum. Bu eve giriyoruz. İçimden bir ses hırsızın bu evde olduğunu söylüyor. Ne duruyoruz o halde? Hemen girelim ve yakalayalım şu bacaksızı. Hadi gidiyoruz. Bu sefer köşeye sıkıştın hırsız velet. Elimizden kaçamayacaksın. He? Nerede bu ya? Nereye saklanmış olabilir ki? Galiba bizi fark edip arka kapıdan kaçtı. Tüh ya, yine elimizden kaçırdık. Ama çok uzağa gitmiş olamaz. Peşine düşelim hemen. Hadi gel hadi. Hemen evin arka bahçesine geçelim. Oradan nereye kaçmış olabilir bir bakalım. Oh be kurtuldum. Polisleri atlatmayı başardım. Dur bakalım şu dışarıyı bir kontrol edelim. Evet gitmişler. Dışarıda kimseler görünmüyor. Hemen çıkıp uzaklaşmalıyım buradan. Evime hemen geri dönmeliyim. Polisler hala beni arıyorlardı. Ortalıkta fazla dolaşmamalıyım. Evet işte evime geldim. Hemen yukarı çıkayım. Kimseler benden şüphelenmeden odama geçip yatayım. Bugün de iyi hırsızlık yaptım. Şimdi biraz dinleneyim. Yarın yine kaldığım yerden devam ederim. Efendim, ne oldu arkadaşlar? Komiserim, şu küçük hırsız bugün yine şehirde soygunlar yapmış. Onun peşine düşmüştük. Tam bir evin bahçesinde sıkıştırmıştık ki yine elimizden kaçmayı başardı. Bu çocuk şehirde soyulmadık yer bırakmadı. Her seferinde bir şekilde elimizden kurtuluyor. Komiserim, bu ufaklık sizin küçük çocuğunuza çok benziyor. Siz ne saçmalıyorsunuz? Yusuf benim oğlum. O asla böyle bir şey yapmaz. Komiserim, siz kabul etmek istemiyorsunuz ama bugün o çocuğu çok yakından gördüm. Sizin çocuğunuz Yusuf'a çok benziyordu ama. Sen neler söylüyorsun arkadaşım? Yusuf'tan bahsediyorsun. Benim çocuğum asla hırsızlık yapmaz. Ben ona güveniyorum. Komiserim, o halde o çocuk Yusuf değilse Yusuf'un şu anda evde olması gerekiyor. Bir bakın bakalım oğlunuz Yusuf evde mi şu anda? Tamam, bekleyin telefonda. Geçip odasına bakayım hemen. Hayır ya, olamaz. O hırsız benim oğlum Yusuf olamaz. Benim oğlum hırsızlık yapmaz. Umarım odasındadır ya.
Oh be! Alo arkadaşım, Yusuf burada. Şu an yatağında mışıl mışıl yiyor. Ben size söyledim, o çocuk Yusuf olamaz. Ama nasıl olur? Ben çok emindim o çocuğun Yusuf olduğuna. Siz şimdi bırakın benim çocuğumu suçlamayı da hemen o hırsızın peşine düşün. O hırsızı derhal yakalamanızı istiyorum. Çabuk olun. Kusura bakmayın komiserim. Biz yanıldık o zaman. Siz hiç merak etmeyin. O hırsız çocuğu en kısa sürede yakalamış olacağız. Of, ne kadar çabuk sabah oldu ya. Hemen kalkmalıyım. Hırsızlığıma kaldığım yerden devam edeceğim. Her gün daha çok hırsızlık yaparak bu şehrin en zengini ben olacağım. Canım oğlum, biz annenle birlikte karakola geçiyoruz. Sen de evde uslu uslu otur. Yusuf'a da göz kulak ol, tamam mı? Tamam babacığım, sen merak etme. Ben kardeşime göz kulak oluyum. Aferin bebek polis. Kardeşin yukarıda uyuyor. Onu da kaldır geç olmadan. Beraber kahvaltı yaparsınız. Güzel. Annemle babam evden gidiyorlar. Onlar evden çıkınca ben de hemen dışarı çıkabilirim. Hadi gel aşkım. Biz de işimize gidelim. Bebek polis kardeşine bakar artık. O artık kocaman bir çocuk oldu. Evet. Babam ve annem evden çıktılar. Artık ben de dışarı çıkıp hırsızlığa başlayabilirim. Yusuf kardeşim, uyandın mı sen? Neye gidiyorsun böyle acele acele? Şey abi, ben dışarı çıkıyorum. Arkadaşlarımın yanına geçeceğim. Ne arkadaşı oğlum? Sabah sabah kahvaltı yapmadan evden çıkılayım mı? Ben aç değilim abicim. Acıkınca gelir bir şeyler yerim. Ama annemin senin yemeğini yemeden sokağa çıktığını duyarsa var ya, çok kızarsan oğlum. Sen söylemezsen duymazlar abi. Hadi beni lafa tutma daha fazla, ben çıkıyorum. Arkadaşlarım beni bekliyor. Görüşürüz. Sonra. Neye gidiyor acaba bu çocuk sabah sabah ya? Hem ne arkadaşıymış ki bunlar? Yusuf'u takip etsen mi acaba ya? Ne dersiniz arkadaşlar? Sizce de Yusuf şüpheli davranmıyor mu? Sabahın bu saatinde neye gidiyor bu çocuk? Siz biliyorsanız yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Eğer kötü bir şey yapacaksa yorumlara yazın da babam Kerem Kumsi'nin haberi olsun. Bu arada videomuzu beğenirseniz de sevineyim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayanlar da hemen kanalımıza abone olup ailemize katılsınlar. Hadi beğenin hemen şimdi videoyu ve kanalımıza abone olun. Of ya of. Her gün ufak hırsızlıklar yaparak gün geçiriyorum. Benim daha çok zengin olmam lazım. Büyük bir hırsızlık yapmam lazım. Anca o zaman hızlı bir şekilde zengin olabilirim. Of be, şuraya bak. Şu arabaya bak. Ne kadar da güzel görünüyor. Bu arabayı çalarsam çok zengin olabilirim. Bu arabayı kesin çalmam lazım. Hey ufaklık, gel bakalım buraya. He? Adam beni çağırıyor. Anladı mı acaba arabasını çalacağımı? Neyse, çaktırmadan gideyim yanına da şüphelenmesin şimdi. Efendim abi. Ne oldu ufaklık? Arabayı çok mu beğendin? Seni gezdirmemi ister misin arabamla? Bu süper fikir abi. Gerçekten mi? Gerçekten beni bu arabayla gezdirir misin? Tabii ufaklık. Hem bugün oğlumu da gezdireceğim. O da şimdi gelir. İkinizi birlikte gezdiririm. Hem oğlunla da arkadaş olursun. Siz bu evde mi oturuyorsunuz abi? Evet ufaklık. Burası benim evim. Abi be. Sabahtan beri sokaklarda dolaşıyorum. Hava da çok sıcak. Çok susadım. Acaba bana bir bardak su getirebilir misin? Getiririm tabii evlat. Sen dur bekle burada. Ben hemen getiriyorum. Hem gitmişken oğlumu da alır gelirim. Hayatım, hadi hazırlanmadı mı daha çocuk? Geç kalıyoruz. Hey dur, nereye götürüyorsun arabamı? Geri gel, getir arabamı geriye. Bacaksa bak ya, arabamı aldı kaçtı. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Of be, arabaya bak. Ne kadar da hızlı gidiyor. Şimdi bu arabayla asfalta ağlatayım bakayım. Şimdi drift yapma zamanı. Sıkı dur Minecraft Akademisi şehrinin sokakları. Usta driftçi hırsız Yusuf geliyor. Araba süper hızlı kaçıyor be. Şuraya bakın şuraya. Nasıl drift yapıyorum. Asfalttan nasıl da toz çıkartıyorum ama. Bas gaza Yusuf, bas gaza. Kim tutar seni, bas gaza. Yuhuu. Uçuyorum be, uçuyorum valla. Bu kim böyle ya? Ne biçim araba kullanıyor? Tam bir trafik canavarı. Hemen bu trafik canavarını yakalamam lazım. Hey dur, ben Minecraft Akademisi komiseri. Hemen dur ve arabanı kenara çek. Bu olamaz. Babamın sesi bu. Babam peşime düştü. Ne yapacağım ben şimdi? Hey dur, duyuyorum sana, dur. Aracı hemen kenara çek. Yoksa ateş etmek zorunda kalacağım. Babama yakalanırsam bu hiç iyi olmayacak. Onu bir şekilde atlatmam lazım. Yoksa bütün zenginlik hayallerim biter. Dikkat dikkat, tüm birimlerin dikkatine. Ben Kerem komiser. Şehirde şu an drift atarak gezen bir araç var. Şehrin çıkışına doğru geliyor. Ben peşindeyim. Şehir çıkışına yakın olan araç varsa hemen önünü kesip durdursun. Şehirden çıkıp kaçmasına asla izin vermeyin. Anlaşıldı komiserim. Hemen şehrin çıkış kapısına geçiyoruz. Eyvah! Hemen
hemen şehirden çıkıp izimi kaybettirmem lazım. Babam beni bu arabada yakalarsa var ya hiç iyi olmaz. Daha hızlı gitmeliyim, daha hızlı. Şuna bak ya, ne kadar hızlı gidiyor. Hemen bu arabayı durdurmam lazım. Yoksa çok kötü kaza yapacak. Ah be baba, ah. Bırak peşimi artık. Hala peşimde ya. Ama beni asla yakalayamazsın baba. Tüm polislerden kurtulduğum gibi senden de kurtulmayı başaracağım. Göreceksin sen. Dikkat edin. Şehir çıkışına çok yaklaştık. Araç size doğru geliyor. Hazır olun. Yerimizi aldık, beklemedeyiz komiserim. Şimdi görürsün sen. Şehrimin sokaklarında bu kadar tehlikeli araba kullanmak neymiş göstereceğim sana. He? Bunlar da nereden çıktı böyle ya? Biz siz eksiktiniz. Hadi bakalım Yusuf. Şimdi göster zamanı. Sen bu polis araçlarının arasından geçebilirsin. Yapabilirsin bunu. Hemen araba denin. Seni tutukluyorum. Sakın yanlış bir hareket yapayım deme. He? Ne oldu bana ya? Neredeyim ben? Baba? Sen, senin ne işin var burada? Yusuf, oğlum, senin ne işin var bu arabada? Sen araba kullanmayı ne zaman öğrendin? Daha doğrusu bu kadar hızlı araba kullanmayı nasıl öğrendin? Komiserim, komiserim, bu çocuk benim arabamı çaldı. Şimdi de kaza yaptı. Hemen onu tutuklayın ve hapse atın. Sakin olun beyefendi, telaş yapmayın. Ben ne gerekiyorsa yapacağım. Onun için hapishanede kalacak yer hazırlandı bile. Bundan sonra sürekli orada kalacak. Ama baba, ben senin oğlunum. Beni hapse atamazsın. Oğlum da olsan bu senin hırsızlık yapacağın anlamına gelmez. Hırsızlık yapan kim olursa olsun onu hapse atmak benim görevim. Bu yüzden seni de hapse gönderiyorum. Hemen alın bu çocuğu arkadaşlar. Atın hapse. Dikkat edin, elinizden kaçmasın. Hayır baba, hayır. Beni hapse atamayacaksın. Beni hapse atman için önce yakalaman lazım. Yusuf, oğlum, gel hemen buraya, kaçma. Geri dön, geri, benden kaçamazsın. Yusuf, oğlum. Ne oldu doktor? Oğlum nasıl? Onu görebilir miyim? Durumu nasıl Yusuf'un? Maalesef Kerem komiserim. Biz elimizden geleni yaptık. Üzgünüm. Oğlunuz Yusuf'u kaybettik. Başınız sağ olsun. Hayır ya, hayır, olamaz. Oğlum Yusuf. Oğlum ölmüş olamaz. Yusuf ölemez. Hayır. Vay bebek polis, ne yapıyorsun sen burada? Oyun mu oynuyorsun? Sen nereden çıktın ya? Ne işin var burada? Git başımdan git. Evde yaptıkların yüzünden evden kaçtım, buraya geldim. Bu adamı buldun beni sen ya. Paran yoksa hiçbir şey alamazsın buradan. Hadi çık bakalım dışarı. Çıkmayacağım işte, çıkmayacağım. Sıkıysa gel yakala çıkartsana. Çıksana oğlum marketimden. Bak yakalarsam kötü olur senin için ha. Yakalayamazsın ki. Hadi gel yakalasana beni. Allah! Yine peşime düştüler. Hepsini nasıl da kızdırdım ama. Bir yakalasalar beni canımı okuyacaklar. Kaçmalıyım hemen, kaç ara kaç. Gel buraya ufaklık. Seni baş belası verir seni. Evimin önünde ateş yakmak neymiş soracağım sana. Gel buraya dedim sana, gel buraya. Baba! Neredeyse evimizi yakacaktı ufaklık ya. Yakalayalım şunu da güzelce dolandıralım hadi. Ah oğlum ah! Bir yakalayabilsem. Baksana tazı gibi koşuyor velet. Gelsenize! Ben buradayım. Yakalasanıza beni. Ben bu sokaktan gidiyorum. Kestirme önüne çıkmaya çalışacağım. Tamam oğlum. Ben buradan kovalamaya devam edeyim. Gel bakayım sen buraya. Koşturma beni peşinden. Ah be, şimdi o genç olacaktın var ya. Nasıl da yakalardım seni. Aha geliyorlar. Topuklayan o topukla. Rüzgar ortada görünmüyor. O beni kovalamayı bıraktı galiba. Neyse şu yaşlı adamı biraz sataşayım. Ya insanlara sataşmayı. Onlarla dalga geçmeyi çok seviyorum ya, çok. Hey amca, ne yapıyorsun? Yolculuk nereye böyle? Camiye gidiyorum evlat. Gel seni de götüreyim. Yok amca yok, ben almayayım. Sen öbür tarafa yolculuk ne zaman? Geç kalmışsın. Ne zaman gideceksin? Ne diyorsun sen bacaksız velet? Şimdi kafana yersin bu bastonu ha. Terbiyesize bak sen ya. Doğru değilim Moruk amca. Haksız mıyım ama? Sen buralarda kala kala iyice çökmüşsün. Baksana bastonsuz yürüyemiyorsun bile. Bak hala konuşuyor. Git başımdan o kadar velet. Kırırım ağzını şimdi senin. Ah işte buradasın bücür seni. Hey bacaksız. Gel bakalım buraya sen. Neyse Moruk. Ben şimdi kaçmam lazım. Hadi çüş.
Bak şu terbiyesi ya. Sana çüş. Tövbe tövbe, ağzım bozuluyor benim de. Çüşmüş. Sana çüş. Gel seni buraya herif bebek. Koşturma bizi daha fazla peşinden. Siz de spor yapıyorsunuz işte benim sayemde. Kötü mü oluyor? Hani ne var yani, bir ateş yaktıysak dünyanın sonu mu bu? Ne yapacaksınız? O nasıl ateş yakmak öyle? Hadi ateşi yaktın. Ateşe benzin bidonunu atmak nedir? Evimizi yakacaktı senin yüzünden be. Biraz eğlenelim dedik ya. Ne var bunda bu kadar ümitçek, anlamıyorum. Ah ulan ha. Seni bir elime geçirirsem var ya, sana cezanı kendi ellerine vereceğim. Of ya, of, yoruldum ya. Daha fazla koşamayacağım. Ne oldu ya? Yoruldun mu? Neyse hadi ben kaçar. Kışkırtacak başka birini bulayım. Sizden sıkıldım. Bye. Rüzgar oğlum, ne oldu? Yakalayamadın mı? Kaçtı değil mi gene? Çok hızlı koşuyor baba ya. Yakalamak imkansız. Yorulmuyor da bacaksız. Neyse hadi dönelim evimize. Bu kadar korkuluğuna yeter şimdilik. Ben pek korktuğunu sanmıyorum ama. Neyse baba, hadi gidelim. Aha, bu internet kafede oturan bizim büyük polis değil mi? Gideyim de ona biraz sataşayım bakayım. Selam Varan abi. Selam Eray bebek. Hoş geldin. Masa açayım mı sana? Yok abi, yok. Gerek yok. Vay bebek polis. Ne yapıyorsun sen burada? Oyun mu oynuyorsun? Sen nereden çıktın ya? Ne işin var burada? Git başımdan git. Evde yaptıkların yüzünden evden kaçtım. Buraya geldim. Bu adamı buldun beni sen ya. Tabii oğlum. Ben seni nereye gidersen bulurum. Benden kaçabileceğini mi sandın sen? Ne yapıyorsun bakayım sen burada? Babam seni burada olduğunu biliyor mu? Ne uyuyorsun ya? Hem sana ne bundan? Ben her hafta sonu gelip takılayım buraya. Babamın da bunun haberi var. Kalk bakayım, biraz da ben oturayım şu bilgisayara. Hayır ya, kalkmayacağım. Git başka masaya otur. Kalk diyorum sana, kalk. Ben oturacağım. Kalk hadi, kalk. Hayır dedim ya, kalkmıyorum. Hayır. Alayel abi, şunu başımdan alay mısın? Beni yağsız ediyor. Hello bebek, rahat bırak bakalım çocukları. İşin yoksa çık dışarı buradan. Çıkmıyorum ya, sana ne? Sataşırım. O benim kardeşim. Bundan sonra ne ki? Sen ne biçim konuşuyorsun öyle büyüklerinle? Çabuk çık buradan. Seni burada görmek istemiyorum. Çıkmıyorum. Çıkmayacağım işte. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Gel bakalım sen buraya. Gel diyorum sana. Gelmiyorum. Sıkışsa yakala beni. Hadi bakalım gel. Gel dedim sana, gel. Bak seni yakalarsam çok kötü döverim. Bak çocuk, çık dışarı çabuk. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Hadi yakalasana. Averer beni, yakalayamaz ki. Şimdi sorarım ben sana. Şimdi yakalayacağım seni. Gel buraya. Yakalayamadın ki. Yakalayamadın ki. Averel beni yakalayamadın ki. Seni bacaksız velen. Seni bir yakalarsam sorarım ben sana, terbiyesiz seni. Oo zengin abi. Nereden geliyorsunuz böyle baba oğul? Sorma fakir, sorma ya. Şu Kerim'in evlat edindiği hero bebek var ya. Demin burada ateş yakmış. Ateş yaktı yetmiyormuş gibi. Bir de benzin bidonu ateşe atmış. Az kalsın evimizi yakıyordu ya. Biz de bir saattir onu kovalıyoruz fakir amca. Ne diyorsunuz ya? Tüm bunları o bacaksız çocuk mu yapmış? Aynen kardeşim ya. Hayırdır, sana ne oldu, sen ne yapıyorsun? Birisi de bizim evin önündeki çiçekleri yolmuş. Baksana. O kadar özenle baktığım tüm çiçeklerimi koparmış gitmiş. Kesin var ya, o hero bebek yapmıştır ha. O bacak kadar çocuk ne yapsın benim çiçeklerimi ya? O yapmamıştır ya. Yapmamıştır değil mi? Yapmamıştır. Ben de Rüzgar'a katılıyorum kardeşim. Bu da o bebeğin işi bence de. Bunu o baş belasından başkası yapmış olamaz. Vay be. Ben sana sorarım Bücür. Seni bir yakalarsam ben sana yapacağımı biliyorum. Hiç heveslenme kardeşim. Hero bebeği yakalamak imkansız gibi bir şey. Biz bir saattir peşinde koşuyoruz. Daha yaklaşamadık bile yanına. Çok hızlı koşuyor bacaksız ya. Ne yapacağız peki? Bu hep böyle bize zarar vermeye devam edecek. Biz de susacak mıyız? Bir çaresini bulacağız kardeşim. Eninde sonunda bir yolunu bulacağız. Merak etme sen. Sabahtan beri koştur koştur yoruldum ya. Şu markete gireyim de içecek bir şeyler alayım. Gerçi üzerinde de para yok ama. Aman boşver. Polis babam sonra öder nasıl olsa. Aha, yine geliyor baş belası. Yine ne isteyecek acaba? Ne yapmaya geliyor buraya? Selam Arda abi, hayırlı işler. Selam Hero bebek, hayırdır? Yine geçen günkü gibi parasız gelmedin umarım markete. Valla para almamışım bugün üzerime Arda abi ya. Bir şeyler alsam babam sonra parasını verse olmaz mı? Hayır, olmaz. Geçen gün de babam parasını verecek diye bir sürü şey aldım. Kimse de bir şey vermedi. Aman be Arda abi. Ne değerli mallarım varmış ya. Alt tarafı bir içecek alacağız. Ne olur sanki hayrına versen. Ne diyorsun oğlum sen ya? Burası hayır kurumu mu? Paran yoksa hiçbir şey alamazsın buradan. Hadi çık bakalım dışarı. Çıkmayacağım işte, çıkmayacağım. Sıkıysa gel yakala çıkartsana. Çıksana oğlum marketimden. Bak yakalarsam kötü olur senin için ha. Yakalayamazsın ki. Hadi gel yakalasana beni. Hiro, çık dedim sana. Peşinden koşturma benim marketin içinde. Şimdi müşteriler gelecek, rezil olacağım bak senin yüzünden. Yakalasana, yakalasana. Yakalayamazsın ki. Ne olur bir içecek versen sen de. Verirsen sus, hemen çıkacağım marketten. Hayır dedim sana. Anlamıyor musun sen ya? Para yoksa içecek de yok. Hadi çık dışarı, çık. Aman tamam be, çıktık. Ne değerli malların varmış senin de. Sen bu marketin adını değiştir bence. Cimri market koş, sana daha çok yakışır. Defol git dedim sana be, defol git. Cimri marketmiş, terbiyesine bak.
Fakir, kardeşim kolay gelsin. Sağ ol abi. Buyur, bir şey mi istedin? Bu hero bebekten kurtulmanın yolunu buldum kardeşim. Akşam bir yere kaybolma. Evde ol. Saat 7 gibi alacağım seni evden. Nereye gideceğiz abi? Hero bebekten kurtulmak için, aletler almak için alışverişe mi çıkacağız? Saçmalama be oğlum. Akşam olsun, anlatırım sana. Hadi benim şimdi işlerim var. Akşam 7'de görüşürüz. Tamam abi, görüşürüz. Allah Allah. Merak ettim bak şimdi. Yine ne düşünüyor acaba? Ne var aklında? Neyse, akşam olsun da anlarız bakalım. Anne! Anne neredesin ya? Yine dışarı mı çıktı bu kadın ya? Ne bağırıyorsun oğlum? Buradayım işte. Ne oldu yine? Benim karnım çok acıktı. Hemen yemek hazırladım, bir şeyler yiyeyim. Akşamı bekleyeceksin oğlum. Öyle aklına göre yemek yiyemezsin bu evde. Ama benim karnım aç. Ne yapabilirim? Babam sormayasın. Yemek yiyemezsin bu evde. Of ya of. Görürsün sen şimdi. Ben de evin içinde koşturayım da her yer toz olsun. Yemek verene kadar da durmayacağım. Hadi bakalım. Hero, oğlum yapma. Koşturma bak şu evin içinde. Her yeri bozuyorsun. Basma şuralara. Kime diyorum ben ya? Yapacağım işte, yapacağım. Sinir ettiniz beni ya. Ben de tüm evi bozacağım. Sürekli yaramazlık yapacağım. Görürsün sen. Hah, baban da geliyor. Şimdi görürsün bakalım sen. Şikayet edeyim ben bir seni. Aklın başına gelsin. Aslı aşkım, neler oluyor burada? Sen neden sinirlisin? Hayatım, senin bu Hero bebeğin hiç laf dinlemiyor. Hep bana eziyet ediyor. Onun için bir ceza vermeni istiyorum. Oğlum, neden yaramazlık yapıyorsun? Neden anneni üzüyorsun bakayım sen? Of baba ya, of, sıkıldım bu hayattan. Senden de annemden de her şeyden sıkıldım. Terk edip gideceğim sizi en sonunda. Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen? Şimdi döverim seni bak. O ne demek öyle? Sizden sıkıldım, evi terk edeceğim de ne demek? Herkes çok üstüme geliyor. Herkes bana çok kötü davranıyor ya. Kim geldi acaba? Durun ben bir kapıya bakayım. Ha? Neler oluyor böyle arkadaşlar? Ne oldu? Hepiniz bir araya toplanmışsınız. Kötü bir şey mi var? Kerem komiserim, biz şehir halkı olarak seni bu Hero Brian bebekten çok şikayetçiyiz. Hayır olsun arkadaşlar. Bacak kadar çocuk size ne yapmış olabilir ki? Vallahi bugün bizim evin önünde ateş yakmış. Sonra da içi benzin dolu bidonda ateş atmış. Az kalsın evimizi yakacaktı komiserim. Ne? Ne diyorsunuz zengin? Hero bebek mi yaptı bunları? Evet Kerem komiserim, ben de şikayetçiyim. Bugün benim de çalıştığım internet kafeye geldi. Bütün bilgisayarları dağıttı gitti. İçerideki çocuklara falan sataştı. Sonra da çekti gitti. O gittikten sonra patron geldi. Dükkanın o halini görünce beni işte kovdu. Neler söylüyorsunuz arkadaşlar? Bunların hepsini bir çocuk mu yapmış? Aynen komiserim. Benim de marketime geldi. Parası olmadı halde benden içecek istedi. Vermeyince de marketimi dağıtıp gitti. Oğlum çabuk yanıma gel bakayım. Gel buraya hemen. Komiserim, benim de evimin önünde özenle yetiştirdiğim çiçeklerim vardı. Bu Hero bebek onların da hepsini kopartmış. Bahçemde bir tane çiçek bırakmamış ya. Oğlum tüm bu söylenenler doğru mu? Sen neler yaptın bugün şehirde? Ne olmuş yani? Onlar da bana istediklerimi versinlerdi. Vermedikleri için ben de üstüne ceza verdim. O olsun işte. Demek öyle Hero. Az bekleyin arkadaşlar siz beni burada. Ben hemen geliyorum. Oo, canıma değsin. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Tüm bu yaptıkların için babamdan sana ceza verecek. Ne? Ceza mı verecek? Ne cezası ya? Ama ben ceza hak edecek kadar büyük bir şey yapmadım ki ya. Ha, bak babam geliyor. Yandın oğlum şimdi sen. Al bakalım evlat. Bu çantada tüm eşyalarım var. Hadi al git bunları evden artık. Seni istemiyorum burada. Kovuyorum seni evden. Ne? Ama neden ya? Sen demin bana dememiş miydin? Ben sizden sıkıldım. Evi terk edeceğim diye. Bak işte sana o fırsatı veriyorum. Git ve aklını başına alıncaya kadar geri gelme bu eve. Tamam baba, tamam. Kerem, aşkım, sence bu biraz ağır bir ceza olmadı mı bu çocuk için? Bırak Aslı ya, o bunu çoktan hak etti. Bırakalım da dışarıda biraz burnu sürtsün. Akılınır belki bu şekilde. Şu fakir amcalara bir uğrayayım. Belki o beni evine alır. Şu zile basayım bakalım. Kim geldi acaba ya? Oo, Hero bebek, hayırdır? Babam beni evden kovmuştu ya fakir amca. Kalacak yerim yok. Beni evine alır mısın? Kusura bakma evlat. Senin yüzünden babanın beni hapse atmasını istemem. O sana bir ceza verdi. Şimdi tüm bu yaptıklarının cezasını çek bakalım. Tamam fakir amca. Hadi hoşçakalın o halde. Güle güle. Bundan sonra şehir halkına iyi davranmayı öğrenirsin sanırım. Ben şimdi ne yapacağım bu şehirde ya? Tek başıma kaldım. Hiç kimse de beni yanına kabul etmez. Ben ne yaptım böyle ya? Artık yapayalnız kaldım. Ama çok kararmadan kendime kalacak bir yer bulmalıyım. Dışarıda kalırsam bu benim için hiç iyi olmayacak ya. Bak abi şimdi nasıl kayacağım? Beni iyi izle. Hadi bakalım, izliyorum seni. Göster bakalım nasıl kayıyorsun. İşte böyle. Aa abi, bacağım çok acıyor. Bacağım çok acıyor abi. Aa bacağım, güzel bacağım. İksir sadece 3 saat süreyle sizi küçültecek. Sonrasında tekrardan eski halinize döneceksiniz. Tepegöz!
Tepegöz! Neredesin Tepegöz? Beni duyduğunu biliyorum. Çabuk eve gel Tepegöz. Çabuk eve gel. Ha, bu benim sevgilimin sesi. Yine şehrin etmeye başladı. Ne oldu acaba? Hemen eve gitmem lazım. Ne o Tepegöz? Seninki yine dağları inletiyor. Sen de usulca kaçıyorsun bakıyorum. Komiserim, benim eşim biraz sinirli sanırım. Korktuğum için değil ha, yanlış anlamayın. Sevdiğim için susuyorum. O yüzden de daha fazla sinirlenmesini istemiyorum. Tabii canım, tabii. Anlıyoruz seni Tepegöz, sen hiç merak etme. Hadi git bir an önce. Yoksa bu sesin yüzünden bizim evlerin camları da yıkılacak. Dalga geçmeyin arkadaşlar ya. Hadi gittim ben, görüşürüz sonra. Dur sevgili arkadaşım, izlediğiniz her videoda çok fazla emek var. Bize abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsin. Sizin bu destekleriniz sayesinde kendimizi sürekli geliştiriyor ve daha güzel videolar için çok çalışıyoruz. 5 saniyeni ayırıp abone olup like atarsanız çok mutlu oluruz. Yorumlara kalp bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Neredesin sen Tepegöz? Nereye kayboldun sabahın köründe ya? Hiç demiyorsun karım hamile, canı bir şey ister mi? Bir şeye ihtiyacı var mı? Hiç umursamıyorsun beni. Olur mu aşkım hiç öyle bir şey ya? Biraz turladım dışarıda sadece. Sabah sporu falan yaptım. Sonra sesini duyup geri geldim işte. Söyle aşkım sen ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum Tepegöz. Doğum sancılarım başladı benim. Sanırım doğuracağım. Beni hemen hastaneye götürmen gerekiyor. Ne? Gerçekten mi? Doğuracak mısın? Çocuğumuz mu olacak şimdi bizim? Küçük bir Tepegöz mü geliyor? Allah yaşasın be yaşasın. Baba oluyorum, baba oluyorum. Tepegöz baba oluyor, yaşasın. Ama şimdi beni hastaneye götürmezsen ve ben burada doğurursam seni boşarım ona göre. Çocuğumu da göremezsin. Tamam aşkım, tamam sinirlenme. Hadi hemen gidelim. Doktor, doktor yok mu doktor? Birisi bize yardım edebilir mi hemen doktor? Ne oldu Tepegöz? Niye bağırıyorsun hastanın önünde? İçeride hastalar var. Bu şekilde burada bağıramazsın. Doktor ben doğuracağım. Bana hemen yardım etmen gerekiyor. Acilen benim doğurmam gerekiyor. İyi de arkadaşlar, ben size nasıl yardımcı olacağım ki? Siz hastaneye sığmazsınız bile. Bir de bizim elimizdeki aletlerle senin doğum yapmana yardımcı olamayız. Bu mümkün değil ki ya. Bana bak doktor. Ne yapıp edip karımın doğumuna yardımcı olman lazım. Karım burada sokağın ortasında doğum yaparsa seninle bozuşuruz ona göre. Hayır, ben sokakta doğuramam. Öyle bir şey olursa bu şehri sizin başınıza yıkarım ona göre. Sizi benim elimden kimse kurtaramaz. Hay Allah ya, geçen gün Şirek ve Fiona, bugün de siz. Benim bu Minecraft Akademisi köyünden çektiğim nedir ya? Herkesi de ben doğurtamam ki arkadaş. Köyde bir tek doktor ben varım. Vallahi istifa edeceğim en sonunda. Tamam doktor, tamam. Sen benim eşime yardım et, sonra istifa edersin. Ama önce eşimin doğum yapması lazım. Benim çocuğumu kucağıma almam gerekiyor. Arkadaşlar ya, benim eşimin boyu çok büyük olduğu için hastaneye sığdıramıyoruz. Bize bir fikir verin ne olursunuz. Yorumlara yazın bakalım. Ne yapmamız gerekiyor? Sizin aklınızda bir fikir var mı? Ben de bu sırada bir şeyler düşüneyim. Aklıma bir şey gelirse söylerim size. Ama siz mutlaka yorumlara yazın. Bir de bu zor günümüzde yanımızda olduğunuzu bilmemiz gerekiyor. Videoyu beğenip abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Teşekkür ederiz. Of of, canımdan bezdim valla. Bekleyin burada. Ben Kerem komiseri arayacağım. O gelsin halletsin bu işi. Of ya of. Bak abi şimdi nasıl kayacağım? Beni izle. Hadi bakalım izliyorum seni. Göster bakalım nasıl kayıyorsun. İşte böyle. He Ayça, iyi misin kardeşim? Bir şeyin var mı? Aa abi, bacağım çok acıyor. Bacağım çok acıyor abi. Aa bacağım, güzel bacağım. Neden normal oynamıyorsun Ayça ya? Bak bacağın yaralanmış. Seni hemen hastaneye götürmemiz lazım. Ne? Hastane mi? İstemiyorum abi ya. Beni hastaneye falan götürme. Lütfen. Bana orada iğne yaparlar. İstemiyorum abi ya. İstemiyorum. Olur mu hiç Ayça ya? Bir baksınlar. Belki bir yerinde kırık çatlak falan vardır. Bakmaları lazım. Bu şehrin bu saçma işleriyle uğraşmaktan vallahi bıktım. İşimiz gücümüz bitti. Bir de Tepegöz doğurtturacağız. Bakalım başımıza başka neler gelecek. Canımdan bezdim vallahi ya. He? Bunlar bizim çocuklar ya. Neden ağlıyor ki acaba? Ne oldu çocuklar? Ayça kızım sen neden ağlıyorsun? Kerem komiserim, Ayça kaydıraktan düştü, hastaneye gitmemiz lazım. Ama iğne yapılacak diye çok korktuğu için gelmek istemiyor. Öyle mi Ayça? Sen iğneden mi korkuyorsun? Hem de bu kadar büyük bir kız olmuşsun. Şaka yapıyor değil mi Arda? Evet komiserim. İğne yapılmasından çok korkuyorum ben. Hiç korkulur mu iğneden? Sinek ısırığı kadar bile acıtmaz ki iğne. Hem yüzünü kapat aç ve hemen bitiyor. Hadi ben hastaneye gidiyorum şimdi. Gelin sizi de götüreyim. Hem ben senin yanında olurum. Hiç acımaz, söz veriyorum. İyi o zaman komiserim. Siz yanımda olacaksanız kabul ediyorum. Gidelim hastaneye.
Oo arkadaşlar, herkes toplanmış. Hayırdır, neler oluyor burada bakalım? Neden bugün bu şehirde herkes gergin ya? Komiserim, ben anlatamıyorum ya. Bu bayan pembe göz doğum yapacakmış. Benden yardım istiyorlar. Evet, şehrin tek doktor sen olduğun için senden yardım istemeleri normal bence. Tabii komiserim, o konuda hiçbir sorun yok. Ama bir düşünsenize, kendilerini içeri nasıl sokacağız? Nasıl doğum yapacak? Kapıdan geçmezler. Kapıdan geçse içeriye sığmaz. İçeriye sığsa yatağa sığmaz. Bizim aletlerimizle doğum yaptırmamız imkansız. Ha, evet, bu açıdan hiç düşünmedik tabii. Ne yani? Ben şimdi burada mı doğuracağım? Doğurmam vallahi. Tutarım karnımda. Sonra da çok kötü şeyler olur benden söylemesi. Sakin ol aşkım, sakin ol lütfen ya. Bulacağız bir çaresini, sen hiç merak etme. Biri benimle de ilgilenebilir mi acaba artık? Doktor amca, kardeşim kaydıraktan düştü. Tedavi edebilir misiniz? Ayağından yaralandı biraz. Doktor, sen Ayça ile ilgilen. Ben bu sorunu çözmek için bir şeyler düşüneyim. Komiserim, hani siz yanımda olacaktınız? Neden gidiyorsunuz? Beni yalnız bırakmayın, ben çok korkarım. Merak etme Ayça, merak etme. İğne yapmayacak doktor. Sadece muayene edecek. Değil mi doktor bey? Tabii tabii. İğne falan yok. Ufak bir müdahale sadece. Hadi gelin arkadaşlar, bakayım içeri. Siz de bu durumla ilgilenin lütfen komiserim ya. Beni bunlarla baş başa bırakmayın. Kerem komiser arıyor. Yine işi düştü galiba. Alo, buyur evlat. Bilge büyücü, sana işimiz düştü ya. Bizim Tepegöz var ya, onu evlendirdik ve eşi hamile şimdi. Ve şu anda da doğum yapacak. Ama hastaneye sığdıramıyoruz. Bize bir iksir karışımı hazırlayabilir misin? Gelip seni alayım. Ha, bize bir avanak Tepegöz evlendi ve çocuğu oluyor, öyle mi? Tamam tamam, hemen hazırlanıyorum. Yarım saatte gel beni al. Tamam arkadaşlar, yarım saate çözüyoruz bu işi. Hiç merak etmeyin. Bakalım bacağının nesi varmış ufaklık. Yaramazlık sonucu biraz yaralanmışsın sanırım. Evet doktor amca, ben diyorum ona sakin oyna, yaramazlık yapma diyorum ama beni hiç dinlemiyor ki. Tamam abi ya, bilerek yaptım sanki. Ufak kaza işte. Bir şeyin yok Ayşe kızım, ufak bir yaralanmışsın sadece. Ufak bir yara bandıyla bu işi çözeriz. Gerçekten mi? İğne yapmıyorsun değil mi? Yok yok, merak etme. Hiçbir şeyin yok. Sadece çizilmiş biraz, o kadar. Evine gidebilirsin. Çok teşekkür ederiz doktor amca. Biz gidelim o zaman. Evet arkadaşlar, bu bizim Bilge büyücü. Hazırlamış olduğu iksir sayesinde seni küçülteceğiz ve sen hastaneye girebileceksin. Bu sayede de doktor size yardımcı olabilecek. Ama unutmayın, iksir sadece 3 saat süreyle sizi küçültecek. Sonrasında tekrardan eski halinize döneceksiniz. Vallahi 3 saate doğum yaptırabiliriz umarım. İyi o zaman, sorun çözüldüğüne göre ben gidiyorum. Siz de işlerinizi halledersiniz artık. Teşekkürler Kerem komiserim. Siz olmasaydınız bu adamlar beni sokağın ortasında doğuracaklardı az kalsın. Hadi aşkım, iç şu iksiri de gir içeri. Çocuğumuz doğur artık. Aşkım ne kadar da küçüldün sen ya. Çocuk gibi oldun. Seni 3 kere havaya atıp 2 defa tutarım ona göre ha. Senin canın dayak istiyor galiba Tepegöz. Şu işlerin bitsin. Unutturma, senin icabına bakacağım. Şey aşkım tamam hadi. Doktorlar bekler, sen git içeri hemen. 2 hours later. Tepegöz, hadi gözün aydın. Çok tatlı sarışın bir erkek çocuğun oldu ha. Bebek Tepegöz dünyaya geldi. Hadi yine yesin köfte. Gerçekten mi doktor, gerçekten mi? Peki onları ne zaman görebilirim? Hemen görebilirsin. Zaten biraz daha burada kalırsa eğer iksir süresi dolacak ve eski haline geri dönecek. Hastanemizi yıkar bunlar ha. Bak orada onlar da geldi işte. Aşkım, doğurdun demek ha. Çocuğumuzu kucağıma alabilir miyim? Saçmalama Tepegöz, bu nasıl olacak? Baksana sen kocamansın, biz küçücüz. Biraz bekleyeceksin. Eski halimize geri döndükten sonra sevebilirsin. Hadi ya, bunu normale çevirmenin bir yolu yok mu ya? Ben şimdi sizin eski halinize dönmenizi mi bekleyeceğim? Vay be Tepegöz, başka bir şey dileseydin keşke. Baksana, hemen eski halimize geri döndük. Vallahi aşkım ya, hemen normale döndüm. Ver bakayım çocuğumu, kucağıma alayım, seveyim şunu bir. Hadi eve gidelim, evde severiz. Ama aşkım ya, çocuğumu verir misin, seveyim biraz ya, ne olursun. Eve kadar sabret aşkım, eve kadar sabret. Of aşkım ya, of.